Bugün ikinci günü yapacağız ilk oturumla birlikte. İsterseniz vakit kaybetmeden başlayalım. Salona dün gelmeyen, bugün gelen hanımefendilere, beyefendilere de bir açıklayıcı bilgi vereyim ben. Sempozyumumuzun bugünkü programı iki oturumdan oluşacak. Birinci oturumda 6 konuşmacı bildiri sunacak. İlk iki konuşmacının bildirilerini sunmasının ardından oturuma kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardında oturumda yer alan tüm konuşmacılarımıza verilen aranın ardından yerlerini almalarını bekliyoruz. Programımızın ikinci bölümü Kırgız Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti temsilcileri tarafından bildiriler sunulması, oturumun son bölümünün de soru cevap kısımlarına ayrılması planlanıyor. Mihmandar arkadaşlarım size mikrofonu takdim edecekler. Soru sormak isteyen hanımefendiler, beyefendiler, özellikle belirtmek istiyorum efendim iletişim hususunda. Kendilerini tanıtmalarını rica edeceğim. Daha sonra da sorularını yöneltecek hangi beyefendi, hanımefendi ise onu da söylemelerini isteyelim. Evet, ilk oturuma geçelim şimdi. Bu oturumun başkanlığını dün olduğu gibi Danıştay Başkan Vekili Sayın Hasan Güzeler yapacak. Kendilerini sahneye davet ediyorum. Buyurun lütfen. Sayın Güzeler, hoş geldiniz. Buyurun lütfen. Ve bildirilerini sunmak üzere İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölüm Başkanı Profesör Doktor Sayın Aydın Gülen. Buyurun lütfen. Sayın Hocam, siz de hoş geldiniz. Emekli Danıştay üyesi İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Selami Demirkol. Değerli hocam, siz de hoş geldiniz. Kırgız Cumhuriyeti Bişkek Şehri İdare Mahkemesi Başkanı Sayın Çolpon Dosmambetova. Öyle mi? Tamam, ben de bir an baktım böyle göremeyince. Devam edelim. Kırgız Cumhuriyeti Yüksek Mahkemesi Başkan Yardımcısı Sayın Aybek Davletol. Tamam. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yargıtay Başkanı Sayın Bertan Özerdağ. Buyurun Sayın Özerdağ. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yüksek İdare Mahkemesi Üyesi Sayın Talat Usar. Evet, Sayın Usar da geliyorlar. Konuşmacılarımız yerlerini aldılar. Ben sözü Sayın Oturum Başkanımıza devrediyorum. Buyurun. Sayın Başkanım, değerli meslektaşlarım, kıymetli misafirler, hepinizi saygı ve selamlarımı sunuyorum hepinize. Türk Devletleri Teşkilatı'na üye ülkelerde idari yargı başlıklı sempozyumumuzun bugün ikinci günün ikinci oturumundayız. İlk olarak İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölüm Başkanı Profesör Doktor Aydın Gülen hocamız Türkiye'de idari yargının ve Danıştay'ın yapısı, Danıştay'ın içtihat birliğinin sağlanması ile ilgili fonksiyonu başlıklı bildirilerini sunacaklar. Sayın Gülen, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İkinci olarak emekli Danıştay üyesi, eski mesai arkadaşımız, İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Selami Demirkol, Türkiye'de idari yargı denetiminin kapsamı, yargı kısıntıları ve sınırları, hukukilik, yerindelik, ayrımı, idari işlem niteliğinde yargı kararları verememe isimli bildirilerini sunacaklar. Sayın Demirkol, siz de hoş geldiniz. Kırgız Cumhuriyeti'nden katılacak iki konuşmacımız daha var ama şu an birazdan teşrif edecekler. Ben yeri gelmişken onların da konularından bahsedeyim. Üçüncü sırada, tabii sırayı değiştirebiliriz belki gecikme olursa. Kırgız Cumhuriyeti Bişkek Şehri İdare Mahkemesi Başkanı Kolpon
Dosman Betova'nın Kırgız Cumhuriyeti hukuk sisteminin tanıtılması konulu çalışmalarını dinleyeceğiz kendisinden. Dördüncü olarak da yine Kırgız Cumhuriyeti Yüksek Mahkemesi Başkan Yardımcısı Aybek Davletov'un Kırgız Cumhuriyeti'nde idari yargının yeri konulu bildirisini kendilerinden dinleyeceğiz. Beşinci olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yargıtay Başkanı Bertan Özerdağ, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hukuk sisteminin tanıtılması isimli bildirilerini sunacaklar. Sayın Özerdağ, siz de hoş geldiniz. Son olarak da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yüksek İdare Mahkemesi üyesi Talat Usar'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde idari yargının yeri konulu bildirilerini dinleyeceğiz. Sayın Usar, siz de hoş geldiniz. Tüm bildirilerin sunumundan sonra burada tabii bildirilerin sunumundan önce bir hususu hatırlatmak istiyorum. Programımıza göre konuşmacılarımızın 20'şer dakikalık bir süreleri var. Bu süre konusunda hassasiyet göstereceklerine inanıyorum. Ben daha fazla vakit kaybetmem adına sözü ilk olarak Sayın Gülen'e bırakıyorum. Buyurun Sayın Gülen. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Herkesi saygıyla selamlıyorum efendim. Danıştay'ın 154. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yapılan toplantıya davet edilmiş olmaktan ötürü onur duyduğumu öncelikle belirtmek isterim. Bendenize verilen başlıktaki konu yapısı ve içtihat birliğini sağlama işlevi eksenli olarak Danıştay'ı ana hatlarıyla tanıtmak. Halihazır durumu Türk Devletleri Teşkilatı'na üye ülkelerden gelen misafirlerimizin bilgisine sunmak. Bununla ilgili yazılı olarak bir tebliğ hazırladım. Dolayısıyla Danıştay mensuplarına Danıştay'ı tanıtmak gibi bir hadsizlik yapmadan o tebliğ ile bu görevimi yerine getirmiş zannediyorum yazılı kısmıyla. Bazı önemli gördüğüm hususları değerlendirmelerinizi arz etmek isterim. Bugün 154. kuruluş yıl dönümünü kutladığımız Danıştay'ın 100. yılı münasebetiyle Danıştay başkanlığınca mensuplarının katkısıyla tarihi tüm işlevleri ve mensuplarının hukuki statüsüne ilişkin bu 100 yıl boyunca Danıştay kitabı çıkartılmış. Önemli bir çalışma olarak 100 yılı kutlanmış. Burada Danıştay'ın o zamanki başkanı Rıza Göksu Beyefendi şeye de işaret etmiş incelemenin eksenine. İhtişamlı tarihiyle mutlakiyet, meşrutiyet ve cumhuriyet idareleri gibi büyük rejim değişiklikleri geçiren ülkemizde kuruluşundan bu yana hangi şartlar içinde ve ne gibi fonksiyon ifade ederek varlığını muhafaza edebildiğini ve gelişim seyri gösterdiğini bir kitap çıkartılması amaçlandı diyor o zamanki Başkan Rıza Göksu. Gerçekten de işaret ettiği önemli bir husus var. Bu da idari yargı tarihi ile Danıştay'ın tarihine aynı olarak ele almamak. Bir müessese olarak Danıştay'ı idari yargı tarihi dışındaki varlığı ve işlevleriyle birlikte göstermeye önem verebilmesi. Danıştay'ın işlevlerinin oluşturduğu bütünü kavrayabilmek adına esasında bir hukuk üretim müessesesi niteliğinin niçin ve nasıl önem ve öncelik taşıdığı burada önem taşıyor. Öyle zannediyorum ki idari yargı teşkilatı tarihi nispeten yeni olan ülkelerde doğası gereği yargısal denetime hatta hukuki gereklere alerjik reaksiyon verebilen yürütme organları karşısında müesseselerin varlığını korumak ve geliştirmek için hukuk üretim müessesesi olma işlevini başarabilmek gerekiyor. Dolayısıyla bu hukuk üretimi boyutunun Danıştay'ın teşkilat yapısını idari yargı boyutundan daha geniş bir biçimde almak suretiyle değerlendirmelerinize sunmak istiyorum. Bütüncül bir varlık gerekçesini gündeme almak, ilmi kamuoyuyla birlikte yaptığı hususa işaret etmek lazım. Bu sayede bu müesseselerle yürütme organı arasındaki ilişki çatışma veya yürütme organı meşrulaştırma girdabına düşmekten korunabilir. Gelişen yeni ve hızlı karar gerektiren yeni hukuki boyutlar içeren konularda karar alternatiflerini müzakere edebilecekleri dinamik bir hukuki altyapıyı idareye sunabilirler.
Dolayısıyla buradaki esas hukuk üretme mekanizmasının, müessesesinin varlık sebebi yargısal denetime elverişli, yargısal denetimdeki bir hukuk üretme değil, esasında idarenin hukukla, hukuk içinde de acil karar gerektiren hususlarda karar alabilmesine müsait hukuki altyapıyı sağlamak, oluşturmak ve göstermek şeklindeki bir işlev şeklinde ele alabilmek lazım. Hukuk içinde faaliyette bulunarak da acil sorunlara çözüm bulunabileceğini idarelere gösterecek bir hukuki müessese niteliğine, yapısına işaret etmek gerekiyor. Nitekim Anayasa'nın 155. maddesinde Danıştay'ı düzenledikten sonra kanunla düzenlenecek hususları sayarken Danıştay'ın kuruluşu ve işleyişine başta belirttikten sonra seçimlere ilişkin hususlara da değiniyor ve bunların idari yargının özelliği, mahkemelerin bağımsızlığı ve hakimlik teminatı esaslarına göre kanunla düzenlenir ibaresine yer veriyor. Burada dolayısıyla idari yargının özellikleri şeklinde, özelliği şeklinde anayasada yer almış hususa işaret etmek isterim. İdari yargının özelliği ibaresi üzerinde tez çalışması yapılmasını gerektirecek nitelikte. İlk bakışta kolay zannedilen ancak ihata edilmesi zor bir kavram. Dolayısıyla idari yargının özelliklerini sadece bir yargılama denetimi ekseni dışında ele almaya müsait bir anayasal temel olduğunu da düşünüyorum. Anayasada yer alan hükümler dışında teşkilat yapısına, yargılama usulüne ilişkin temel 3 kanun bulunmaktadır. Bu kanunları tebliğimde tanıtan bölümler var. Türkiye Cumhuriyetlerden gelen, kardeş cumhuriyetlerden gelen üyelere tanıtım amacıyla. Burada Danıştay'ın kuruluşu, organları, bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi mahkemelerinin niteliği, sayısına ilişkin bilgiler arz ettim. Fakat bu dünkü tebliğleri de dinledikten sonra bir hususa önemli işaret etmek istiyorum. Daha sonraki tarihlerde kurulan idari yargı yapısında, mesela Kazakistan devletinin tanıtılan yapay zeka kullanılarak, çeşitli ülke sistemlerinden alıntılar yapılarak, ilk bakışta gayet etkili bir yargılama yapılacağını gösteren bir mekanizma var. Ama bu Kazakistan özelinde değil, ama genelde şöyle bir sorunu gündeme getiriyor. Acaba bu tip müesseseler bir hukuk mühendislik çalışmasıyla gerçekleştirebilecek nitelikte mi? Yani Danıştay'ın tarihi ve tecrübesi gösteriyor ki, elbette bu bir hukuki müessese olarak mevzuat temelli oluşmuş olmasına rağmen, varlığını mevzuatı aşan bir sosyal yapıdaki ihtiyacı karşılayarak sürdürüyor ve geliştiriyor. Nitekim Sayın Başkan'ın dünkü konuşmasında çeşitli kanunlardaki değişiklik teklifleri Cumhurbaşkanı'nda olduğu bir ortamda dile geldi. Meclis Başkanı da vardı. Dolayısıyla yargı zaman içinde gördüğü mevzuattaki değişiklikleri de gündeme, ihtiyaçları da gündeme getirebilen yapısıyla birlikte esasında hukuku üretme işlevini sadece hukuktan veya bir mühendislik, hukuk mühendisliği yapısı olarak varlığından kaynaklanan bir işlevle değil, esasında tarihinin kendine verdiği bir tecrübeyle, işleyiş gerekleriyle, mekanizmasıyla, gereken değişiklikleri talep etmesiyle ortaya çıkartıyor. Dolayısıyla Türkiye tecrübesi ve Fransız idare hukukuna ilişkin bilgi ve tecrübelerden de yararlanarak en azından karmaşıklığa düşmemiş bir hukuki altyapımız olduğunu tebliğimde misafirlerimize tanıtmaya çalıştım. Temel 3 tane kanunda yer alan, mehaz ülke olan Fransa'dan çok daha sade bir teşkilat ve idari yargılama usulüne sahip olabilmek, herhalde bunun bir mühendislik yapısı olmaktan çok sosyal yapıda ve kademe kademe gelişen özelliklerinden kaynaklanan bir boyutu olsa gerek. İdari yargı teşkilatında Danıştay'ın şu anda 12 daireden oluşuyor. Bir dairesi idari işlerde görevli. 4 adet vergi ve 7 adet idari dava dairesi bulunuyor. Vergi dava daireleri kurulu ve idari dava daireleri kurulu yargısal işleve sahip. Bölge idare mahkemeleri
9 adet, 51 şehirde idare ve vergi mahkemeleri bulunuyor. Bunları sizlere söylemem zaten çok doğru da değil. Ama bu yapı acaba sadece bir görünümü nedeniyle ilham alınmasının düşünülüp düşünülebilmeyeceği bir yapı mı? Yoksa bunun özündeki işlevlerine ve sosyal bünyeye uydurulması, uyarlanabilmesi için ilkelerine ilişkin bir hassasiyet mi ihtiyacı var? Bundan yola çıkarak Danıştay'ın içtihat birliğini sağlama rolü dolayısıyla da değinmek lazım. Yine mesela yeni sistemlerde benzer kararların otomatik olarak ekrana çıktığı, benzer kararlar üzerinden karar verildiği, red ise otomatik olarak gerekçelerin yazıldığı vesaire elektronik imkanlardan belki yararlanma imkanı önemli ama bu elektronik imkanlar da zamanın gerektirdiği, kararların gerektirdiği ayrıntıları işte İbrahim Bey'in daha önce dikkatini çektiği gibi vicdanı, hakimin vicdanına göre karar vermesine yönelik hususları. Belki duyduğum doğru olduğunu sanıyorum acıma kararlarını engelleyen bir yaklaşım ortaya çıkartıyor. Dolayısıyla esasında içtihat birliği hep aynı türde bir karar vermek yerine farklılıkların gerektirdiği kararları verebilmeye yönelik bir hukuki altyapıya da ihtiyaç duyuyor. Aynı ve benzer uyuşmazlıklarda birbiriyle çelişen kararlar verilmesi halinde burada bir adil yargılanma hakkı kapsamında incelenmesi gerekiyor ama yargı bağımsızlığı gereği gerekçeli olmak koşuluyla benzer olaylarda farklı sonuçlara varılabiliyor. Dolayısıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin adil yargılamaya aykırı gördüğü makul sebeplere dayanmadan bir ayırım yapılabilmesi. O yüzden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin varlığını aradığı iki mekanizmadan belki bahsetmek lazım bizim sistemimizde olan. Bunlar içtihat farklılıklarını gidermeye yönelik. Birisi 2575 sayılı kanunumuzda yer alan 39 ve 49. maddelerde düzenlenmiş içtihadı birleştirme kurulunun görevlerine ilişkin düzenlemeler. Burada dava daireleri ve dava daireleri kurulunun kararları arasında aykırılık ve uyuşmazlık görülen hallerde veya daha önce birleştirilmiş içtihadın değiştirilmesi gerektiği zaman işleyen bir mekanizma. Dolayısıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin aradığı gibi bir aykırılık ve uyuşmazlık çözümü mekanizması yatay olarak var gözüküyor Danıştay seviyesinde. Bölge İdare Mahkemesi seviyesinde de bir mekanizma kurulmuş. 2576 sayılı kanun 3C maddesinde. Burada da Bölge İdare Mahkemesi'nin daireleri arasında veya farklı Bölge İdare Mahkemeleri daireleri arasındaki bir mekanizma. Sayın Başkan burada da Bölge İdare Mahkemesi Başkanlar Kurulu kararını gerektirmesini çok haklı olarak eleştirildi ve daha geniş bir imkan verilmesi suretiyle bu mekanizmanın daha iyi çalışmasına yönelik hususu dile getirmiş oldu. Bunlar dışında bu iki yatay çözüm dışında dikey aykırılık ve uyuşmazlık bulunması halinde çözümüne ilişkin özgü bir mekanizma düzenlenmemiş. İstinaf aşamasında kesinleşmiş kararlarla Danıştay daire kararlarına ilişkin olarak derin ve süreklilik gösteren aykırılıkları gidermek adil yargılanma hakkı bakımından gerçekten önemli. Fakat bir yandan da farklılıklara imkan verilebilmesi için de bu içtihat birliğinin ne kadar yaygın kullanılması gerektiği konusunda şüpheleri dile getirmek lazım. Çünkü giderilmesi istenen farklılıklarla muhafaza edilmesi sakıncalı olmayan hatta yararlı olan farklılıklar arasında bir ayrım yapılmasına ihtiyaç var. Zannediyorum önemli olan daha önce verilmiş kararların bilgisine sahip olduğunu gösterilerek gerekiyorsa farklı kararlar verebilmeye yönelik bir altyapı olsa gerek. Bir varsayımımı tespitimi sizin değerlendirmenize sunmak isterim. Danıştay'ın tek tek işlevleri hakkında yapılan açıklamalar, mevzuatın anlam ve kapsamına yönelik değerlendirmeler, hukuki bir yapı olarak Danıştay'ı ifade ediyor, gösteriyor. Bunun yanında Danıştay'ı tırnak içinde anlamak için
Başka bilimsel yaklaşımlara da ihtiyaç bulunuyor. Zaman içinde şekillenmiş, gelenek haline gelmiş tutumlar geliştirmiş, diğer devlet organlarıyla temas ve mesafe dengesi oluşturmuş, kurum içi ilişkiler ve çalışma düzeniyle işlevlerini yerine getirme tarzları geliştirmiş Danıştay'ı, hukuki yapısı yanında çeşitli sosyal bilimlerin bakış ve değerlendirme açılarıyla ve bilimsel metotlarıyla incelenmesi suretiyle anlamak ve bunun için de farklı varsayımlar geliştirerek doğruluğunu sınamak gerekiyor. Bu Danıştay'ı anlamak esasında Danıştay mensupları için de ihtiyaç olan bir şey olsa gerek. Nitekim Mesleğin İncelikleri diye bir kitapta bir sosyolog, tıp fakültesi de hocaların bazı hastalara niçin ilgi göstermediğine dair yaptığı araştırma sonucunda bulguları, nasıl bulgular geliştirdiğini ve daha sonra bu bulgulara bakan doktorların da hak verdiğini, tutumlarının sebeplerini anladıklarını ifade ediyor. Danıştay'a benzer bir müessese olarak Conseil d'État hakkında da Fransa'nın şu anda en ünlü filozoflarından birisi olan Bruno Latour'un bir hukuk imalathanesi Conseil d'État başlıklı yazdığı bir eser var. Bunu bir hukuk temeli olmayan sosyolog, filozofun incelemiş olması elbette yapılanı anlamak bakımından çok önemli. Bir hukuk üretim mekanizması iki anlamla da kullanıyor. Hem bir hukuk üretimi işlev olarak hem de bir fabrika, bir imalathane olarak Conseil d'État'yı nitelendirmiş. Gerçekten de böyle bir sosyal bilimler incelemeleriyle iki devlet hayatında yer almış, Rıza Göksu'nun işaret ettiği gibi çok farklı dönemlerde yaşamış, farklı krizler yaşamış bir müessesenin tarih içindeki aldığı şekli, oluşturduğu ilişkiler bütününü, niteliğini anlamak bakımından gerekli. Bu esasında tarihe duyulması gereken bir saygının da göstergesi olur zannediyorum. Bütün işlevlerinin ulaştığı sonuç hukuk üretimidir. Danıştay açısından böyle bir nitelemeyi düşünmek lazım. Danıştay belki de bir idare hukuku, kamu hukuku üretim merkezi olmak dolayısıyla varlığını korumuş, dalgalı ve fırtınalı dönemlerde de varlığını sürdürmüştür. Nitekim danışma işlevi giderek gerilemiş olmasına rağmen hukuk üretme sürecine devam etmiştir. Bu sayede de varlığını, haklı ve gerekli olan özgünlüğünü oluşturmaktadır. Belki bu durumda, durum bu şekilde değil de danışma işlevi yok derecesine inmiş ayrı bir yüksek idari yargı organına duyulan ihtiyaç anlaşılmayabilir. Onu adli yargı, yargı birliği içinde de bir iş mahkemeleri gibi bir ayrı mahkemenin de görebilmesine engel olabilecek bir gerekçe üretilemez. Ancak bu kendine özgü işlevi varlık gerekçesinin zaman içinde ortaya konulmuş bir sonucudur. Danıştay yargı kararlarıyla geliştirdiği ilkeler dışında hukuk üretim mekanizmalarının neler olduğuna dair ayrı bir inceleme konusu olmayı gerektirir. Kırılış yıl dönümlerinde gelenekselleşmiş bu sempozyum konularının tespiti, kimi zaman hakim ve öğretim üyelerinden istenilen tebliğ başlıkları, toplantı tebliğ ve konuşmalarının yayınlanıyor olması, gündemdeki konuları göstermesi bakımından bu kapsamda ele alınabilir. İdarelerin ihtiyaç duyduğu hukukun üretimi açısından mektuplu karar diye konuşma dilinde ifade edilen ve karar gerekçesinde aynı zamanda taraflara yol gösteren, yapılması gereken hukuki yaklaşımın dolaylı olarak anlaşılmasını sağlamayı hedefleyen yargı kararları örnekleri de ele alınabilir. Burada özellikle ifade etmek isterim ki buradaki hukuk üretimiyle idari yargıda kriter olarak üretilen ilkelerden ziyade idare için üretilen hukuk, idarenin acil konularında bile hukuk içinde çözüm bulabilmesine imkan sağlayabilecek bir hukuk üretimine işaret ediyorum. Kimi zaman bu yolda eleştirilecek hususlar da gündeme gelmektedir. Özellikle Anayasa Mahkemesi'nin bireysel başvuru kararlarından yola çıkan, şimdi Danıştay'da da gözüken anlaşılamaz uzunlukta kararlar, ders kitabıymışçasına uzun teorik açıklamalar, kararı zenginleştirmek için obiter dictum denilen, karar vermeye yaramayan ama kararı zenginleştirmeye yarayan unsurlar kullanılması, çok uzun niteliğine rağmen kısa, yetersiz hatta hiç gerekçe gerektirmeyen, içermeyen kararlara rastlanabilmesi eleştiriyi gerektirmektedir ama konumuz bakımından ele alındığında bunlar dahi
aslında hukuk üretme işlevi kapsamında bir gündeminin bulunduğunu göstermektedir. Ve buna ilişkin noktası zannediyorum Danıştay'ın en dikkat çeken hususu olsa gerek. 1,5 dakikam kaldı. O yüzden atlayarak müsaadenizle gideyim. Conseil d'État Fransa'da devletin temel direkleri, temel kurumları şeklinde ele alınmış ve bu konuda bir makale, bir de kitap var. Bir insan vücudunun, ülkemizde de Danıştay muhtemelen sosyolojik açıdan incelendiğinde yargı işlevi dolayısıyla değil, varlığıyla devletin temel direkleri içinde yer alabilir. Nitekim ilginç bir biçimde bugünün ismi de Danıştay ve İdari Yargı Günü. Yani idari yargı dışında da Danıştay'a bir vurgu var. Bir insan vücudunda genel sağlığı etkileyen temel organların bu niteliği tıp mensubu olmayanlarca ancak o organın işlevi bozulduğunda idrak edilebildiği gibi devletin temel organı sıfatını hak eden bir organ olup olmadığı da yokluklarında veya büyük hastalık hallerinde ancak tüm boyutlarıyla anlaşılabilir. Toplumda farklı görüşlerin keskinleştirdiği ve siyasetin çözmesi gereken gündem oluşturan sorunların hukuki boyuta taşınarak çözümü için idari yargıya ateşten bir top olarak devredilmesi Danıştay'ın sık maruz kaldığı bir durumdur. Sosyal sorunların hukuki boyutuyla çözümünün istenmesi ve beklenmesi elbette idari yargıyı taraf haline getirmekte veya tarafmış gibi görünmesine yol açmaktadır. Bir kısım överken diğer kesimin ağır eleştirisine yol açmaktadır. Üstelik öven ve yenen taraflar da her bir farklı konu ve karar özelinde beklentilere göre değişebilmektedir. Danıştay'ın bu gibi konularda zaman içinde bir yaklaşım geliştirdiğine ilişkin varsayımlar öne sürülebilir. Ama elbette bilimsel uzun soluklu çalışmalarla tespit edilmesi ve bizzat Danıştay tarafından da isabetinin değerlendirilmesi olanı anlamak bakımından faydalı olacaktır. Aynı şekilde Danıştay'ın idari yargı işlevi dışında ayrı bir yargı teşkilatı olarak varlığının ve özgünlüğünün gereklilik açısından incelenmesi gerekir. İdari hukukunun gelişimi ve üretimi bakımından özel bir önemi ve varlığıyla ortaya koyduğu, kendine özgü, ikame edilemeyecek işlevi bulunduğu söylenebilir. Hatta bu kanaatimin özellikle hukukçular yanında sosyal bilimler alanındaki uzmanlar tarafından araştırılarak tespit edilecek veriler üzerinden tekrar değerlendirmesi gerekmektedir. Günümüz idarelerinin hızla değişen ve çeşitlenen gündemlerinin hemen kullanıma müsait hukuki kavram, ilke ve yaklaşımları üretimine ihtiyaç duyduğu görülmektedir. Hukuk içinde hareket eden, ihtiyaçlara hukuka uygun alternatifler çerçevesinde çözümler geliştiren, takdirini ancak bir hukuk çerçevesi içinde kullanabileceği fikrinden hiç uzaklaşmayan idare birimleri için ihtiyaç duydukları hukuki üretimi hiç ara vermeden üstelik dünyayı takip ederek ve ihtiyaçları isabetli değerlendirerek, çatışan değerleri dengeleyerek yapılması gerekmektedir. Bunu yasa koyucu yapamaz yapısının gereği. Hukuk içinde ve ancak hukukla doğduğunun bilincinde olan bir idarenin hukuk dışında yaşamasının mümkün olmadığını idrakinden uzaklaşmaması öncelikli bir iştir. Danıştay doktrinin yardımıyla bunu yapabiliyorsa asıl varlığının teminatı bu işi üstlenmiş olması olsa gerek. Bir müessese olarak varlığını ve önemini geliştirerek sürdürebilmesi değerlidir. Çeşitli dönüm noktaları yaşamıştır. Osmanlı Devleti'nden Türkiye Cumhuriyeti'ne geçen kurumlarla birlikte sürekliliği sağlayan müesseselerden biri olmuştur. Rejim değişikliği, darbe dönemleri görmüş, yargısal denetim yetkisi kullanma biçimine yönelik kriz dönemleri yaşamıştır. Kimi zaman yürütme organıyla çok çatışmakta, kimi zaman da yürütme organına çok uyumlu olmakla suçlanmış, şiddetle eleştirilmiştir. Dayanışmacı terör oluşumlarının hedef müessesesi olarak belirlediğini gösterir, sızma girişimine maruz kalmıştır. Her durumda geçmişten gelen bir tecrübeyle bir müessese olarak varlığını, saygınlığını, anlamlı bir işlevini sürdürmeye başarmıştır. Bunda bir ekol olması ve gelenekleri olmasının söz konusu olabilir. Sayın Başkan da değerlendirdi, yetiştirdiği insanların başka müesseselere gitmesinden, tecrübeli tetkik hakimlerinin başka yerlere atanmasından bahsetti. Esasında bu bir ekol olma, bir yetiştirme müessesesi olduğunu gösteriyor. Nitekim idareden Danıştay'a hakim olarak atananların da çok kısa bir müddet içinde daire başkanlıklarında ve üye olarak çok başarılı ve Danıştay geleneğinden özümsemiş bir biçimde bu hukuk üretimine katıldığı görülüyor. Dolayısıyla bu ekol niteliği önemli olsa gerek. Ülkemizde ve tüm idari yargı tercih olan ülkelerde olması gerektiği gibi
yargısal denetim yanında bu işlevini de daha etkin biçimde yerine getirebilmesi için hukuk üretmekte, mensupları için ve onlarla birlikte bir ekol olma işlevini yerine getirmektedir kanaatindeyim. Danıştay önemli bir sürekliliği temsil etmektedir. Tekil örneklere odaklanmak yerine bir müessese olarak bütününe bakabildiğimde, katkı varlığının katkılarını, denge arayışlarını tespit edebildiğim ölçüde, ortaya konulan büyük emeği gösterilen hassasiyeti idrak ettikçe, tam olarak söze gelemeyecek bir şekilde giderek artan oranda derin bir saygı duyduğumu ifade ederek sözlerimi bitirmek isterim. Sayın Gülenak, kıymetli sunumlar için çok teşekkür ediyoruz. Tabii zaman kısıntısı da var. Bu sebeple ben Sayın Demirkol'a söz veriyorum. Buyurun lütfen. Teşekkür ederim. Ekrana veriliyor herhalde. Sayın Başkan, kıymetli konuklar, sizleri saygılarımla selamlıyorum. 22 yıl hakimlik, mahkeme başkanlığı ve 8 yıl Danıştay üyesi olarak toplam 30 yıl görev yaptım. Bu güzide konferans salonunda 5. kez tebliğ sunuyorum. Beni davet etme nezaketi gösteren Sayın Başkanımıza, Genel Sekreterimize ve Doçent Doktor Gürsel Özkan kardeşime teşekkür ediyorum. Benden istenilen idari yargı denetiminin kapsam ve sınırı başlıklı bir konuşma. Benim doktora tez konumdu bu zaten. 1995 yılında yazmıştım. Ondan bazı bölümleri sizlerle paylaşacağım. Benden daha iyi biliyorsunuz siz. Anayasanın 125. maddesinin 3. fıkrasında ve idari yargılama usulü kanunun ise 2. maddesinin 2. fıkrasında. Yasa koyucu ve anayasa koyucu önemli özellikle, altını çizerek belirtiyorum, idari yargının denetim alanının sınırlarını, çerçevesini çizmiştir. İlk dikkat çeken husus ki bu arada 125'e 3 ve 2577 2'nin 2. fıkrası birebir aynı neredeyse. Sadece yasada Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ilavesi sonradan yapılmış, anayasada bu halen daha da boşluk halinde duruyor. Vurgu şu, idari yargı denetiminin yetkisi tamamen hukuka uygunlukla sınırlıdır. İdari yargı yerleri yerindelik denetim yapamazlar. Çok net bir kural. Konuşacak, çok da üzerine duracak bir durumu yok bu iki hususun. Devam ettiğimizde idari eylem ve işlem niteliğine yargı kararı verilemeyeceği belirtilmiş ve yine önemli bir düzenleme, idarenin takdir yetkisini ortadan kaldıracak veya müdahale edecek şekilde yargı kararları verilemeyeceği belirtilmiş. Bunlar bilinen konular. Benim aslında sizinle konuşmak istediğim yargıcın kendisine yargılama bariyerleri oluşturması meselesi. Önüne gelen bir davada yargılama yetkisini kullanmaması veya da kullanmaktan imtina etmesi. İşte bu çerçevede ben kendi tebliğime bir alt başlık belirledim. Başlık birey ve hak perspektifiyle yorumlayan yargıç inisiyatifleri. Ben olması gereken budur diye düşünüyorum. Tebliğime 10 ayrı başlık seçtim. Bunları sizinle paylaşıyorum şimdi. Yargısal denetimi sınırlayıcı mevzuatı aşabilen yargıç hassasiyeti diyorum ben buna. Yasa ölü, yargıç ise diridir. Yine yargıcın yargılama bariyerleri oluşturması, oluşturmaması meselesi. Judicial self-restriction adını öyle koyulmuşlar. Yine aşırı usulcü nitelendirmeler. Evet, bizi aşırı usulcü olarak nitelendiriyor bazı yerler. Mahkemelerin soyut ve teorik olmaması, somut ve gerçek bir varlık göstermeleri, görünebilmeleri. Bir diğer başlığım, hukuk devleti ilkesinden artık hukukun üstünlüğü ilkesine bir yöneliş var. Ve idare hukukunun dün de konuşuldu bu, içtihadi yazılımlı bir hukuk dalı olduğunu konuşacağım sizlerle ve yasayı sözüyle uygulamak anlayışının bir korkuluk olduğunu belirteceğim. Ve sonrası yorumlama eyleminin çift nitelikli olduğunu, sanat ve bilim özelliği bulunduğunu belirteceğim. Ve her mahkemenin kendi hukukunu salgılar. Bunu söyleyeceğim. Ve a general remedy. Yani her derde deva, her derde ilaç bir idari yargı özleminde olduğumu
sizinle konuşacağım. Birinci başlığım, uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulmasında mahkemelere önemli görevler yüklenmiştir. Mahkemeler uyuşmazlıkları çözdükleri ve adalet duygusunu tatmin ettikleri sürece saygı duyulan yer olmaktadırlar. Saygı duyulan yer olma olgusu, yargıçların yargılama işlevleri ve hükümleriyle kazanılmaktadır. Dünyadaki tüm ülkelerde idareler hukuk dışına çıkma eğiliminde bulunabilmektedirler. İşte bu eğilimi taşıyan idareler ancak idari yargının varlığı ve etkili bir şekilde işlerliğiyle duraksamaktadırlar. İdari yargılamanın etkin ve yetkin olduğu ülkelerde idari yargı yerleri idarelerin bu eğilimine caydırıcı tablo çizmektedir ve idari yargılamanın var olmasından öte artık idari yargıcın yargılama usul ve enstrümanlarını kullanması hatta kullanabilmesi daha bir önem arz etmektedir. İşte önüne gelen uyuşmazlık ile aktifleşen idari yargıç, idareyi hukuk içine çekme, hukukun üstünlüğünü öğretme, kollama ve korumada aktör olmak durumundadır. İdari yargı yerleri tartışmasız bir şekilde pasif konumdadırlar. Ancak menfaatleri ihlal edilen ve hakları muhtel olan bireylerin açtıkları davalar ile aktifleşebilmektedirler. Yargıçlara hukukun üstünlüğü ilkesinin uygulanmasında anayasamız ve yasalarımız ile önemli görevler yüklenmiştir. Hepimizin hemfikir olduğu gibi bilimde ve yargıda keyfiliğe asla yer yoktur. Yargıç, yargılama usulünü uygularken toplumun adalet duygusunu tatmin etmede hukuki ve vicdani sorumluluk taşımaktadır. Usule dair incelemelerde mümkün olduğunca geniş yorumlama yapılmalıdır. Sınırlayıcı yorumlar hakkın özüne dokunacak biçimde bireyin mahkemeye erişimini kısıtlamamalıdır. Sınırlamalar ancak ve ancak yasal bir amaç gütmeli ve uygulanan araçlarla ulaşılmak istenilen amaç arasında makul bir orantılılık olmalıdır. Yargı yeri önüne götürülen ancak usul kurallarının katı uygulanması nedeniyle hukuka aykırı da olsa birçok işlem ve eylem bu katı uygulamalar nedeniyle yargılamadan bağışık kalabilmektedir. Yargılanmadığı için de hukuk aleminde yer bulmakta, sonuç üretmektedir. Burada vurguladığım hukuka uygunluğun resmini işin kolayına kaçmadan çizebilmektir. İkinci başlığımız. İdari otoritelere verilmiş olan icrai karar alma ve bunu gerektiğinde zor kullanarak yerine getirme kudreti oldukça önemli ve güçlü bir ayrıcalıktır. Hukuk içinde kalması beklenilen idarenin işte bu ayrıcalığa dayanarak hukuk dışına çıkma eğiliminde ve pratiğinde olduğunu idari yargı yerleri önlerine gelen uyuşmazlıklarda, yargılamada görmekte, hukuka aykırılık tespitleri yapmaktadırlar. Yasa yapıcı 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu yazarken yargısal denetimin sınırını demin de söyledim, önemle ve özellikle çizmiştir. Yerindelik denetiminin yapılamayacağı ve idari işlem niteliğinde yargı kararı verilemeyeceği, ayrıca idarenin takdir yetkisinin daraltılamayacağına dair kurallar belirlemiştir. İşte sınırlamanın istisna olmadığı 2577 sayılı yasa, 2709 kanun numaralı anayasaya adeta altlık oluşturmuştur. Anayasayı yazanlar bu şekilde kaleme alınmış yasa ile barışıklık aramışlar ve anayasa yargısından sonuç alınamaması planlaması yapılmıştır. Anayasada 25 madde, demin söyledim doktora tez konum olduğu için bu kadar net konuşabiliyorum. İdari Yargılama Usulü Kanunu'nda da 10 ayrı madde ile idari yargı denetiminin sınırlanmasına dair kurallar barındırılmıştır. İşte üçüncü başlığımız, davanın açılmasıyla artık aktif hale gelmiş olan idari yargı yeri ve idari yargıç hukuka uygunluğu söylemede tutuk olmamalıdır. Yargılama usulünü zorlamalıdır. Davacı yargılama kapısını açmıştır, çalmıştır. Aralanıp kapatılmamalı bu kapı. Açılmalı, açık tutulmalıdır.
İdari yargıçların daha ilk inceleme konuları hakkında dar yorum yapmaları sonucu birçok işlem ve eylem yargısal denetime tabi tutulamayacaktır. O halde yargıcın kendisi yargılama bariyerleri oluşturmamalıdır. Zira yasanın lafzına uygun yorum yöntemiyle ilk incelemede dava dilekçesinde birçok usule aykırılık elbette bulunabilecektir. Kimi durumlarda ise bu usule aykırılık tespitlerinden ötürü davalar reddedilebilecek ve hak kaybına sebebiyet verilebilecektir. İlk inceleme konularıyla ilgili olarak idari yargıçların teferruata girmeleri, yargısal denetimin gerçek anlamıyla yerine getirilmesini güçleştirmektedir. Dördüncü başlık, Strasbourg Mahkemesi, kendi rolünün, ulusal mahkemelerce yapılan yorumun sonuçlarının sözleşme ile bağdaşıp bağdaşmadığını doğrulamaktan ibaret olduğunu belirtmektedir. Ulusal mahkemelere yapılan başvurularda uygulanan bu sınırlama eğilimli yaklaşımlar hakkın özüne dokunacak biçimde bireyin açık başvuru hakkını kısıtlamamalıdır demektedir. Bunlardan hareketle eğer bir başvuru hakkı yasal koşullara tabi olacaksa şüphesiz tabi olacaktır. Hiçbir tereddüt yok bunda. Mahkemeler usul kurallarını uygularken hem usuldeki hakkaniyete zarar verecek bir aşırı usulcülüğü hem de yasalar tarafından belirlenmiş olan usul koşullarını ortadan kaldıracak bir aşırı esnekliğin önüne geçmek zorundadır. Mesutoğlu Türkiye dosyası buna tipik bir örnektir. Asya Hukuk Mahkemesi görevinde değildir diye dosyayı Malatya İdare Mahkemesi'ne gönderiyor. Malatya İdare Mahkemesi dosya kendisine geldikten sonra 15 günlük ilk inceleme süresini tamamlıyor ve dosyayı tekemmüle çıkarılıyor. Replik düplik aşamaları geçiyor. 20 ay sonra dosyayı esastan incelemeye aldığında ki bu tarih artık davacının davanın esastan bir karar veriliyor. Haklı beklentisi içerisinde olduğu bir zaman dilimidir 20 ay. Ey Asya Hukuk Mahkemesi sen bana bu dosyayı böyle gönderemezsin deyip geri gönderiyor. Ve ardından açılan dava süreliyetle sonuçlanıyor. İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu sözüne katılıyorum. Şu veya bu yöntemi izleyerek ulaşılmak istenilen amaç maddi hukuk bakımından görevli yargı yerine başvuru yapmaktır. Sonuç olarak İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 9. maddesinin son derece dar uygulanması ile Türk idari yargı makamlarının aşırı bir usulcülük içine düşerek başvurucuları mahkemeye başvuru hakkından ve böylece sözleşme 6. madde 1. fıkra anlamında adil yargılanma hakkından yoksun bırakmış olduğu tespitini yapmıştır. Ve Malatya İdare Mahkemesi benim devletimin aleyhine bir ihlal kararı verilmiş olmasına sebep olmuştur. 5. başlık. Etkili ve adil yargılama sürecinden söz edilebilmesi için öncelikle bireylerin yargı organlarından beklentilerinin tatmin edilmesi önemsenmelidir. Mahkemeler teorik ve soyut özgürlük vermeden ziyade gerçek, somut ve fiilen kullanılabilir güvence sağlamalıdır. Mahkemenin bir merci olarak varlığının topluma verdiği güven duygusuyla doğru orantılı olduğu, soyut ve teorik olmaması, somut ve gerçek bir varlık göstermesi gerektiği belirtilmektedir. Yine önemli vurguluyorum ki, adaletin yerine getirilmesi yetmez. Türk milleti adına karar veren mahkemelerin, aynı zamanda millet tarafından adaletin yerine getirildiğini görmeleri de gerekir diye düşünüyorum. 6. başlık. Bir yanda bireyi birincil alan, bireyden kalkılarak devlete varılan hukukun üstünlüğü ilkesi ki bu ilke Anglo-Sakson ülkelerinde uygulanmakta, case law somut olaylardan, emsal kararlardan hareketle uyuşmazlıkları çözmektedir. Diğer yanda ise devleti birincil alan, devletten kalkılarak bireye varılan hukuk devleti ilkesi ki bu ilke de Kara Avrupası ülkelerinde uygulanmakta, yasallık bloku, kanuna uygunluğu sağlamaktan hareketle uyuşmazlıkları çözmektedir. Yargılamasına taraf olduğumuz İnsan Hakları Mahkemesi, hukukun üstünlüğü ilkesi ve case law pratikleriyle içtihat oluşturmaktadır. Biz ise hukuk devleti ilkesi ve yasallık bloku pratikleriyle inatlaşmaktayız.
sert çekirdekli bir yapımız var. Kırılmamak için reaksiyon gösteriyoruz. Oysa 15 Ocak 1989 tarihli Viyana belgesinde Viyana toplantısına katılan devletler, biz de katılmışız, iç hukuklarını ve eylemlerini, pratiklerini taraf oldukları milletler arası antlaşmalar ve 1 Ağustos 1975 tarihli Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı nihai belgesi ve izleme toplantılarındaki imzalanan belgelerdeki kararlarla uyumlu hale getirme taahhüdünde bulunmuşlardır. Bunun anlamı bundan böyle insan hakları ve temel hürriyetleriyle ilgili hiçbir konunun sadece bir iç hukuk sorunu olarak görülemeyeceğidir. Yine 29 Haziran 1990 tarihli Kopenhag belgesi, fert merkezli pluralist demokrasi ve hukukun üstünlüğü anlayışı ile Avrupa demokratik mekanı ve Avrupa ortak hukuk mekanına bana göre oldukça önemli bir katkı sunmuştur. Kopenhag belgesinde düzenlenen insan hakları kataloğunun ikinci maddesinde maddi hukuk devleti formülünden ziyade insan kimliğinin üstün değeri anlayışını kurumsallaştıran hukukun üstünlüğü formülü getirilmiştir. Bunun da anlamı Avrupa ortak hukuk mekanında hukuk devletten kalkılarak değil artık fertten kalkılarak düşünülecektir. Hukukun üstünlüğü rule of law, İngiliz anayasa ve idare hukukçusu Albert Van Dissey tarafından hukuk önünde eşitlik, keyfi idare olmaması, herkesin aynı yargı yerlerinde aynı hukuka tabi olması şeklinde tanımlanmıştır. Yedinci başlığımız, Strasbourg Yargı Organı 1954 yılındaki metni 2022'ye taşırken sözleşmeye hayatiyet ve canlılık katmıştır. Ve bugüne içtihatlarla gelinmiştir. Tabii ki sözleşme maddelerini uygulamakla kalmamış, yorumlarıyla bunu yapmıştır. Türk idari yargısı da önüne gelen uyuşmazlıklarda uygulanacak yasa maddesini bağlayıcı norm olarak almaktan ziyade çerçeve norm olarak alabilmelidir. Bu çerçevede işte tablonun çizimini üstlenmiş olan yargıç fırçalarıyla sanat üretme yoluna gitmelidir. Bu resmi yapabilmek için de 1982 Anayasamızın hukuk devleti formüllerinin yanı sıra hukukun üstünlüğü ilkesi, formül ve argümanlarını kullanmalı, kullanabilmelidir. Bu bağlamda yine diyebiliriz ki hak ve özgürlüğü ihlal edilen birey ulusal yargıç önünde bunun giderilmesini elde edemediği takdirde 1987 yılından beri devlet sınırını aşarak uluslararası yargıca başvuruda bulunabilmektedir. Diğer bir deyişle ulusal mekanda adil yargılanmadığını ve anayasa sözleşme ile kendisine tanınmış olan haklarının ihlal edildiğini iddia eden birey konuyu uluslararası mekana taşıyabilmekte, davasını ulus üstü mahkemeye tartıştırabilmektedir. İşte bu doğrultuda adalet duygusunun tatmin olunması insanoğlunun zor yolculuklarından birisi olmaktadır. Önemli belirtiyorum ve altını çiziyorum. Adil bir yargılanma ve adalet duygusunun tatmin olunması olgusunun dosyaların yapacağı uluslararası bir yolculuk sonrası gerçekleşeceği kanısının bu ülkede yaygınlaşmasına ben şahit olmak istemiyorum. Türk mahkemelerine ve hakim savcılarına düşen bu yolculuğu iç hatlarda tutmayı başarabilmektir. Öz bizde var zaten. Bu bağlamda Anayasa Mahkememizin, Danıştayımızın duyarlı ve başarılı kararlarını saygıyla karşılıyorum, önemsiyor ve kendileriyle gururlanıyorum. Sekizinci başlık, idare hukuku, içtihadi hukuk özelliğini taşıdığı sürece yorum teorileri mutlaka olacak ve yorumlar önem kazanacaktır. Hukuku geliştirici prensipler karşısında idari yargıyı ve içtihadi idare hukukunu meşrulaştırmakta kullanılan teorilerden birisi de yorumun gerçekçi teorisi olarak bilinmektedir. Hukukun üstünlüğü, hakkaniyet, adaletin tecelli etmesi gibi beklentiler önce hukuka hak olmalıdır. Bir hukuk normunun anlamını kimin tespit edeceği sorusu da her zaman tartışılır bir sorun olmuştur. İşte idare hukukunda yasaların, kuralların uygulanması ve giderek yasallık denetimi bu soruya getirilmiş olan
yerleşmiş ve kolaycı bir çözümdür. Yasaların, kuralların yorumlanması ancak yargıçlar eliyle olur. Dokuzuncu başlığımız, yasalarda yer alan kuralların toplumsal gelişmeye ve üst hukuk kurallarına uygun yorumlanması gerekmektedir. Bu Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu kararından alıntıdır. 1989'da 4 karar sayılı karar. Yasaların daha belirgin, daha doyurucu, daha uygar kural taşıması dilekleri, kimi sakıncalı uygulamalara yol açtığı görüşleri adalet ve hakkaniyete uygun yorumlanmalarına elbette engel değildir. Kısaca, yasayı sözüyle uygulamak anlayışı, sadece sözüyle uygulamak anlayışı, mahkemenin yasa koyucu gibi davranma ve yerindelik denetimine girme gibi sakıncalara karşı getirmiş olduğu bir korkuluktur. Aksi takdirde, düzeltiyorum, yasa kuralları yasama istidadına ancak yorumlarla ulaşırlar. Aksi takdirde ölü doğar ve canlı belge olamazlar. Yasa geneldir, yargıç da genel olur ve soyut kalır. Giderek yargıç kayıp olur. Bilindiği üzere idare hukuku içtihadı yazılımlı bir hukuk dalıdır. Üçüncü kez bunu ifade ediyorum. Bu içtihadı yazanlar da şüphesiz idari yargı yerleridir. İdari yargıçlardır, sizlersiniz. Onuncu başlık. Yargılamada hukuki yorum yapılırken sunulan ve üzerine tartışılan araçlar ya da modeller, yargının hukukun üstünlüğü ilkesini hayata geçirmesini ve bu bağlılıkla ilintili meşruluk ve saygınlığını pekiştirmeye hedeflemektedir. Ancak hukuk bilimi, yorum konusunda yoruma dayalı disiplinlere benzerlik göstererek yorumu metnin anlamının açığa çıkartılması olarak kavramaktadır. Hukuksal yorum, anlamı açık ve tam olarak ortaya çıkaran ve bunun içinde yorumcunun aracılık ettiği bir eylem olmaktadır. Bu eylem çift niteliklidir. Zihinsel ve mantıksal yaratıcılıkla ilgili bir süreç olduğu için sanattır. Doğruya ya da gerçeğe ulaşma ile ilgili bir süreç olduğu için de bilim olarak nitelendirilebilir. Evet, diyebiliriz ki, başlık böyle, buraya geçelim. Hakkaniyet, yani insan odaklı yargılama, ihlal kararları ile İnsan Hakları Mahkemesi'nin öngörüldüğü için değil. Bu ülkede, yani bu topraklarda yaşayan insanlarımızın adalet duygusunun tatmininin ancak hakkaniyet odaklı yargılama ile sağlanabileceğine olan inancımdan kaynaklı olarak sizlerle böyle bu görüşlerimi paylaşıyorum. Prosedür, girdi odaklı, yasa üstündür, yasa bağlayıcıdır, yargılama anlayışı mevcut olandır ve hakkaniyet yargılamasına nazaran daha kolaycı bir uğraşıdır. Kaldı ki bu anlayış hem toplumun adalet duygusunun tatmin edilmesinde, hem de adaletin sorunlarına çözüm olmada, hem de yargılamadan beklenilen adil sonucu vermede yeterli olmaktan uzak kalmıştır. Bu ülkede yaşayan insanlar şüphesiz en duyarlı yargılamayı hak etmektedirler. Prosedür yargılaması insan odaklı olmaktan ziyade kamu odaklı bir anlayışın ürünüdür. Yargılama aktörleri bu anlayışla uygulayıcı konumunda olup yorumlama faaliyetiyle çok da barışık tutulmazlar. Benim beklentim, bir sonraki slayta geçebilirsiniz. Adil yargılanma ilkesi çerçevesinde hakkaniyet odaklı somut vaka adaletinin sağlanabilmesi doğrultusunda hukuki zeminin oluşturulması, yargılama aktörlerinin bununla yoğrulmaları hatta dertlenmeleridir. Ve klasik, alışılageldik bir söyle, bir sonraki slayta geçin lütfen. Mutlaka zihniyetin değişmesi, değiştirilmesi önemlidir, hatta gereklidir. Amaç ülkemiz insanına hakkaniyet odaklı yargılama perspektifinin yine ülkemiz kamu otoriteleri ve yargı aktörlerince, yani sizlerce sağlanması olmalıdır. Bitiriyorum bir anekdotla. Konfüçyüs, bir sonraki lütfen, bir sonraki. Evet, Konfüçyüs öğrencileriyle Tay Dağı'nın eteklerine gezinirken ağlayan bir kadın görürler. Öğrencilerden tezlüğü kadına yaklaşır, neden ağladığını sorar. Kadın, çok acı çekiyorum. Bu çevrede bir kaplan var, önce kayınbabamı parçalayıp yedi, sonra kocamı, şimdi de oğlumu öldürdü der. Konfüçyüs söze karışır,
neden bu ıssız yerdesin? Niye şehire gitmiyorsun? Diye sorar. Kadın şu ilginç yanıtı verir. Çünkü burada insanlara hukuk dışı davranan bir idare yok der. O zaman Bilge Konfüçyüs öğrencilerine döner ve şunları söyler. Kadıncağız haklı çocuklar. Hukuka aykırı davranan idareler kaplanlardan daha korkunçtur. Bunu hiç unutmayınız. Evet, unutmamalıyız ki idari yargıçlar işte böylesi zor bir uğraşı içerisindedirler. İdare, birey barışıklığı ve hukuka uygunluk kulvarında yol kat edip emin adımlarla ilerlerken. Bitiriyorum, olması gereken diyorum, benim naçizane önerim, her toplum kendi hukukunu salgılar. Bu sözden temellenerek Amerikalı bilim adamı Bernard Schwartz'ın Administrative Law, İdare Hukuku isimli kitabında belirttiği ve idari yargı için kullandığı A General Remedy, her derde ilaç deyimini aktif olarak hayata geçirmek ve buna inanmaktır. Saygılarımı sunuyorum, beni sabırla dinlediniz, teşekkür ediyorum. Evet, Sayın Demirkol'a da bu kıymetli sunumlarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi sözü sunumlarını gerçekleştirmek üzere Sayın Dosman Betova'ya bırakıyorum. Buyurun lütfen. Pardon. Bir daha basın. Pardon. Bir daha basın. Kalkla birinci. İşte de. Tamam aç. Teşekkür ederim. Добрый день, уважаемые участники сегодняшнего симпозиума. Позвольте от лица делегации Кыргызстана приветствовать вас всех, выразить огромную благодарность организаторам данного симпозиума в лице Высшего административного суда Турецкой Республики за возможность, такую уникальную возможность изучить вопросы становления и развития административного судопроизводства Турецкой Республики. Отрадно отметить, что... Mutlulukla söyleyebilirim ki dünkü ve bugünkü olan Danıştay'ın çok güzel geçmesiyle herkesi tebrik ediyorum. Siz Rusça zaten Rusça konuşuyor şu anda. Bizim çevirmemize gerek yok. Türkçe sistemi Kırgızkari. Benim konuşmamın konusu tabii ki Kırgız Cumhuriyeti'nin yargı sisteminden bahsedeceğim. Yargı tabii ki hukuk sisteminin olmazsa olmaz bir parçasıdır. İzin verirsiniz ben bu şekilde açıklamalarımda bulunacağım. Bu bağlamda ilk önce tabii ki bugünkü simpozyumu düzenleyenlere, organizatörlere, herkese teşekkür etmek istiyorum. Ve benim ana dilimde Kırgızca olarak konuşma imkanı sağladığınız için çok teşekkür ederim. İzninizle, daha önce de belirttiğim gibi devlet dilimizde Kırgızca konuşacağım. Kırgız Cumhuriyeti hukuk sisteminin tanıtımı. Kırgız Cumhuriyeti'nin ulusal hukuk sistemi devlet egemenliğinin önemli bir bileşenidir, özelliğe sahiptir ve ülkenin tarihi, siyasi, ekonomik, kültürel özelliklerini yansıtır, kendi özelliklerini içerir ve çeşitli sosyal grupların çıkar dengesiyle dayanır. Sovyetler Birliği'nin dağıtılmasından sonra önceki dönemde kurulan ve Sovyet hukuk mirasından etkilenen Kırgızistan'ın hukuk sistemi güçlü bir gelişme ivmesi kazandı. Ve 1990'larda köklü bir dönüşümden geçmiştir. Kırgız Cumhuriyeti hukuk sisteminin dönüşümü, Sovyet sonrası alanında ilan edilen reformaların genel ilkelerinde dayanıyordu. En yüksek değerin bireysel hak ve özgürlüklerin genişletilmesi olduğu gelişmiş bir sivil topluma dayalı bir hukuk devleti
inşa etmek, onların garantilerini güçlendirmek, mevzuatı iyileştirmek ve sosyal odaklı bir piyasa ekonomisi için koşullar yaratmak, vatandaşların ve bir bütün olarak toplumun yasal farkındalık düzeyini yükseltmektir. 1991 yılında bağımsızlığını kazandıktan sonra Kırgız Cumhuriyeti kendisini yasal, layık bir devlet ilkeleri üzerinde kurulmuş egemen bir demokratik cumhuriyet ilan etti. Hukukun devletin üstünlüğünün oluşumunun temel başlangıcı Kırgız Cumhuriyeti'nin anayasası ve diğer normatif yasal düzenlemelerine yansımıştır. 1993 yılında kabul edilen Kırgız Cumhuriyeti'nin ilk anayasası devletimizin anayasal gelişiminde önce rol oynamış, en önemli yasal mevzuat kaynağı haline gelmiş, sosyal hukuk devletinin ana hatlarını çizmiş, demokratik ilkeleri sağlamıştır ve Egemen Kırgızistan'ın gelişme yönlerini belirlemiştir. Bu durum hem hukuk devletin ana parlamentlerinin onaylandığı kamu hukuku alanına yansır, hem de kuvvetler ayrılığı, kamu özgürlüğünün özerkliği rolü, anayasal denetim ve özel hukuk alanına, özel mülkiyetin büyük önemini, mülkiyet biçimlerinin çeşitliliği ve eşitliğinin tanınmasına yansımıştır. Yasama sisteminde en yüksek yasal gücü doğrudan etkiye sahip olan Kırgız Cumhuriyeti Anayasası, temel insan özgürlükleri sistemi, sosyal ve devlet sistemin temellerini, örgütlerini ve faaliyetlerin ilkelerini belirleyen anayasa, devlet gücünün en yüksek mercilerinden biridir. Uluslararası hukukun genel kabul görmüş ilke ve normları ile Kırgız Cumhuriyeti mevzuatına uygun olarak yürürlüğe giren uluslararası anlaşmalar Kırgız Cumhuriyeti hukuk sisteminin ayrılmaz bir parçasıdır. Hali hazırda devletin anayasası 2000 kanunların ve diğer normatif yasal düzenlemelerin resmi olarak yayınlanması yürürlüğe girmeleri için zorunlu bir koşuldur. Yani yükümlülükler getiren ve yükümlülüğün ağırlaştıran bir yasa aktin veya diğer normatif yasal düzenlemelerinin geriye dönük etkisi yoktur. Hali hazırda devletin anayasası Kırgız Cumhuriyeti'ndeki devlet gücü, devlet en yüksek yasama organı 5 yıllık bir süre için seçilen 90 milletvekillerinden oluşan yasama yetkisini ve yetkileri halinde kontrol işlevlerini yerine getiren Kırgız Cumhuriyeti'nin üst keneşidir. Hali hazırda devletin anayasası 2021 yılında yapılan referandumda halk onaylamasıyla yapılan anayasa reformu sonucunda kabul edilen ve Cumhurbaşkanlığı yetkilerini ve parlamentonun statüsünü güçlendiren anayasadır. Kırgız Cumhuriyeti'nde devlet gücü en yüksek temsil organı tarafından temsil edilen halk gücünün üstünlüğü ilkelerine dayanmakta olup, ülke parlamentosu, üst keneş ve Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı kuvvetler ayrılığı, bunların koordineli işleyişi ve etkileşimi, çok partili sistemin ve siyasi çeşitliliğine dayanılır. Devlet gücünün en yüksek yasama organı 5 yıllık bir süre için seçilen 90 milletvekilinden oluşan yasama yetkisini ve yetkileri dahilinde kontrol işlemlerini yerine getiren Kırgız Cumhuriyeti'nin üst keneşidir.
Kırgız Cumhuriyeti Anayasası'nın 85. maddesi uyarınca yasama inisiyatifinin hakkı aşağıdakilere aittir. 10 bin seçmenine halkın inisiyatifi, Kırgız Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı ve üst geniş milletvekillerine, Bakanlar Kurulu Başkanı'na, Kırgız Cumhuriyeti Yüksek Mekemesi ve kendi yetki alanına giren konularda başsavcıya, halk kurultayına. Halk kurultayı toplumsal kalkınmanın yönleri konusunda tavsiyelerde bulunan toplumu temsil eden danışma ve denetleme meclisidir. Halk kurultayının kuruluş ve faaliyet usulleri anayasa ve anayasal kanuna belirlenir. Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın önerisi üzerine üst geniş anayasa yüksek mahkemelerin hakimlerini seçer ve ayrıca Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın önerisiyle Kırgız Cumhuriyeti Anayasa ve Yüksek Mekemelerinin başkanlarının atanmasına ve görevden alınmasına onay verir. Kırgız Cumhuriyeti'nin yargı sistemi, Kırgız Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi, Kırgız Cumhuriyeti Yüksek Mahkeme ve yerel mahkemelerden oluşul. Kırgız Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi, anayasal işlemler yolu, anayasal denetimini uygulayan en yüksek yargı organıdır. Kırgız Cumhuriyeti'nin Yüksek Mahkemesi ve yerel mahkemeler, anayasanın üstünlüğünü ve doğrudan işleyişini, anayasal düzeninin temellerinin dokunulmazlığını, insan ve vatandaş hak ve özgürlüklerini sağlar. Kırgız Yüksek Mekemesi ve yerel mekemeler, hukuk, ceza, ekonomik, idari ve kanunla örgülenen diğer davalarla adaletli yöneten mahkemeler sistemi oluşturur. Kırgız Cumhuriyeti Yüksek Mekemesi Genel Kurulu yargı uygulamalarına, yargı istatistiklerini inceler ve özetler. Kırgız Cumhuriyeti mevzuatının uygulanmasına ilişkin yargı, pratiği kanunlarında mekemelerde açıklamalar yapar. Yüksek Mekemesi Genel Kurul kararları Kırgız mekemeler için bağlayıcıdır. Kırgız Cumhuriyeti mekemelerine sisteminin birliği, Kırgız Cumhuriyeti Anayasası ve kanunları tarafından belirlenen genel ve tek düzen adalet ilkeleri, tüm mahkemelerin kanun onları birleşmiş tek tip işlem kurallarına uyması, herkes tarafından tek tip uygulaması ile sağlanır. Kırgız Cumhuriyeti Anayasa Mahkemeleri ve kanunları Kırgız Cumhuriyeti mevzuatı uygun olarak yürürlüğe giren uluslararası hukuk ve uluslararası anlaşmaların genel kabul görmüş ilke ve normları hakimlerin statü birliğinin yasamasıyla birleştirerek oluşturur. Yüzyıllarca süren yargı reformunun uygulanmasındaki olumlu gelişmelere rağmen adalet ve kolluk sisteminin etkinliği sivil toplum tarafından zaman zaman eleştirilmektedir. Bu nedenle yargı sistemini daha fazla reformu, idari cezai, ceza muhakemesi nedeni, usul mevzuatının yenilenmesini, mevcut mahkeme sisteminin modernleştirilmesini, mahkemelerin, kolluk kuvvetlerin ve diğer kuruluşların organizasyonu, faaliyetlerini düzenleyen mevzuatının ve doğrudan veya dolaylı olarak adaletinin idare ile ilgili mevzuatının yenilenmesinin gerektirdi. Ceza hukuk reformu Kırgız Cumhuriyeti Kabahatler Kanunu 2021'de kabul edilmesi ve Kırgız Cumhuriyeti Ceza Kanunu'nun yeni versiyonu ile karakterize edilirken reformun ana yönleri adaletin insancıl olması ve ceza hukukunun baskıcı önlemlerinden uzaklaşması, hükümleri yeniden sosyalleştirmek amacıyla yeni etki mekanizmalarının geliştirilmesi ve uygulanması mümkündür. Ceza mevzuatındaki bir yenilik, hükümlünün ilgili makamların gözetimi altında nakledildiği yeni bir denetimli serbestlik türü olan denetimli serbestlik enstitüsünün şartı haliyle getirilmesidir.
Devletin hukuk sistemini güçlendirmek için devlet gücünün tüm dallarının en önemli çalışma yönü, hukukun üstünlüğünü hayatın her alanında yasallığı ve bunların uygulanmasının pratiğiyle Kırgız Cumhuriyeti Anayasası'nın ruhuna tamamen uygun olmasını sağlamaktır. Kırgız Cumhuriyeti'nin 2018-2040 yılları için ulusal kalkınma stratejisi, yargı reformunun ana yönünü, dengeli bir devlet iktidarı sistemi oluşturmak ve güçlerine ayrıldığı ilkesinin bulanıklaşmasına önlemek için 2040 yılına kadar hakiki bağımsız bir yargının oluşturulması olacağını önermektedir. Güçlü ve adil bir yargı vatandaşlarının hukukun üstünlüğüne, ekonominin sürdürülebilirliğine, siyasi istikrara ve yatırımcı güvenine olan ihtiyacının teminatıdır. Kırgız Cumhuriyeti devletin hukuk sisteminin güçlendirilmesi, hukukun üstünlüğünün kazanılması yoluyla anayasal güvencelerin sağlanmasının önemli bir yeri olduğu belirli koşulların uygulanmasını gerektiren sürdürülebilir kalkınma yönelik derin reformlar aşamasında olup, hukuk eğitiminin, hukuk bilincinin ve hukuk kültürünün oluşturulması için en yüksek düzeyde hukuk bilinci, aktif vatandaşlık pozisyonu ve sosyal öz denetim yeteneği gerekir. Vatandaşların yasal kültürünün oluşumunda önemli bir faktör tarihi ön koşullardır. Bu bağlamda Kırgız halkının hukuk bilincinin geçmişten miras kalan gelenek, görenek ve ahlaki normlara dolu olduğunu belirtmek gerekir. Halkın yasal bilinci, kamu etkisi önlemleriyle sağlanan geleneklere saygı ve katı bir şekilde uyulması yolunu oluşmuştur. Üstün otorite gücü bağımsız olarak aile içi ilişkilerin gücüyle gelişen ve toplum zihninde emredici bir anlam kazanır, örf ve adalet hukukuna ait olan normlardır. Kırgızların yasal gelenekleri hiçbir bölgede yer almamış ve kısa sözleriyle atasözleri şeklinde nesilden nesile aktarılan sözlü geleneklere dayanmaktadır. Yazılı olmayan doğasına rağmen yüzyıllar boyunca oluşan sıradan hukuk normları soyun her üyesi tarafından sıkı bir şekilde gözetlemiştir. Kırgız hukukunun normları ahlaki ve yasal kanaatler şeklinde kamu bilincinde yer aldı ve tekrarlanan uygulamalar nedeniyle bu normlar sosyal ilişkilerin düzenleyicisi olarak hareket ederek bir alışkanlık haline gelmiştiler. Aynı zamanda Kırgızların olağan hukuk normlarına ezici bir çoğunluk tarafından gönüllü olarak saygı duyulurken halkın görüşü ve kınanması etkinin bir ölçüsü olmuştur. Böylece bireyin hukuk bilinci ve hukuk kültürü düzeyi olağan hukuk normlarına saygı ve itaat olarak ifade edilmiştir. Bağımsızlığını kazandıktan sonra devletin dikkati yeniden Kırgızların olağan hukukuna çevrildi. Kırgız Cumhuriyeti Anayasası'nda devletin insan haklarını ve özgürlüklerini ihlal etmeden örf ve adetlerini korurken Kırgızistan halkının kültürünün gelişmesine önem verdiği tespit edilmiştir. Bu norm, Kırgızların olağan hukuk sisteminin doğasında bulunan yasal kurumların yasal konsolidasyonunda detaylandırılmıştır. Böylece 1990'larda idari, bölgesel ve şehirler topraklarında seçim ve öz yönetim temelinde gönüllü olarak oluşturulan aksakallar, yani yaşlılar mahkemeleri kuruldu. Her köyde aksakal mahkemeleri mevcuttur ve davalar ücretsiz olarak görülüyor. Bu da onları nüfusun sosyal açıdan savunmasız kesimleri için en erişilebilir adalet biçimi haline getirilmektedir. Kırgız Cumhuriyeti'nin 2002 yılında kabul edilen aksakallar mahkemeleri hakkında yasası hangi davalar yaşlıların incelemesine tabi olduğunu belirlemektedir. Aile içi şiddet davaları da dahil olmak üzere mülk ve aile anlaşmazlıkları,
suç teşkil etmediği durumlarda toplumdan tecrit ile ilgili olmayan cezalandırmaya sağlayan hafif ağırlıklı suçlar, işçilik ödeme davaları, arazilerin sulanmasıyla ilgili anlaşılmazlıklar ve benzeri. Ayrıca aksakallar mahkemeleri daha önce hakkında mahkeme kararları verilmiş, idari para cezası verilmiş veya yetkisi dahilinde başka bir aksakallar mahkemesinin kararı alınmış materyaller incelemesi hakkında sahip değildir. Ayrıca Kırgız Cumhuriyeti'nde aksakallar mahkemeleri hakkında kanunu aksakallar mahkemeleri tarafından davaların incelenme prosedürü karar vermeye ve aşağıdaki gibi etki önlemlerini düzenlemektedir. Kırgızistan'da Cumhuriyeti Yüksek Mahkemesi ve yerel mahkemeler anlaşılmazlıkların mahkeme dışı barışçılı yollara çözüme kavuşturulmasının artması ve etkin bir şekilde uygulandığı dikkate alarak aksakallar mahkemeleri danışmanlık ve metodikalık yardım sağlamak için çalışmalar yürütmektedir. Günümüzde güncel olan şey modern Kırgızistan'daki hukuk bilinci ve hukuk kültürü seviyesinde ülkenin kalkınma ihtiyaçlarına uygun olması gerekir. Modern dünyada Kırgız Cumhuriyeti ile dünya ile ve bölgesel güçler arasında geniş ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini ve dünya deneyiminin kazanımlarından maksimum düzeyde yararlanmaya amaçlayan yakın işbirliğinin önemi artmaktadır. Bunun nedeni uluslararası ve entegrasyon eğitimlerinin dinamikleri, küreselleşme süreçleri ve ülkenin sürdürülebilir kalkınmasını sağlamak için yeni fırsatlar arayışıdır. Kırgızistan insan hak ve özgürlüklerine saygı, demokratik bir toplum inşa etme taahhüdünü yeniden teyit ederek işbirliği her yıl daha da güçlenen ve tüm üye devletinin çıkarlarını karşılayan Türk Devletleri Örgütü çerçevesinde aktif olarak işbirliği yapmaktadır. Kırgız Cumhuriyeti ortak demokratik değerleri paylaşan ve ortak Türk değerlerinin kültürün, tarihin, sanatın, edebiyatın korunmasına, ortak tarih, kültür ve ortak dil kökleri nedeniyle ulusal mevzuatın yakınlaşmasına odaklanan ülkelerle deneyim alışverişinde bulunuyor. Bununla birlikte benim sunumum sona erdi. Herkes dinlediğin için herkese çok teşekkür ederim. Sayın Dostmayan'a katkılarınız için teşekkür ediyorum. Sıradaki konuşmacımız Sayın Davletov. Buyurun lütfen. Selam. Merhabalar sayın meslektaşlar. Sayın Yüksek Mahkeme Başkanı, sayın Danıştay hakimleri, en evvel bu toplantıya davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz ve Türk İdari Mahkemesi'nin 154 senesiyle yıl dönümüyle kutluyoruz. Şimdi sunuma başlasak. İdari yargı genellikle idari uyuşmazlıkları yani devlet kurumları ile vatandaşlar arasında ortaya çıkan anlaşmazlıkları dikkate alarak devletin faaliyetlerini denetleyen özel olarak oluşturulmuş mercilerden oluşan bir sistem olarak kabul edilmektedir. Aynı zamanda bu davaların görülmesi için özel bir usul prosedürünün olgusu varsayılmaktadır. Kırgız Cumhuriyeti'ndeki idari yargıdan bahsederken her şeyden önce ülkenin devlet kurumlarının işlemlerine itiraz etme mekanizmasının diğer ülkelerdeki benzer mekanizmalardan biraz farklı olduğunu belirtmek gerekir. Ayrıca hem idari yargı kurumları sisteminde hem de uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin usul kurallarında özellikler bulunmaktadır.
başlangıçta eski Sovyetler Birliği'nin diğer ülkelerinde olduğu gibi Kırgız Cumhuriyeti'nde de devlet bağımsızlığını kazandığı andan itibaren idari davalar genel yargı mahkemelerinde medeni usul kanunu temelinde değerlendirilmiştir. 1999 senesinde Kırgız Cumhuriyeti'nin hukuk mahkemeleri kanunu bu anlaşmazlıkların ele alınmasına ilişkin usulü düzenleyen birkaç bölüm içermektedir. İdari davalar özel nitelikteki hukuk davaları olarak değerlendirilmiştir. Onları üç büyük bölüme bölsek olur. Geleneksel olarak idari davalar üç büyük gruba ayrılabilir. Normatif yasal işlemlerin temizine ilişkin anlaşmazlıklar, normatif olmayan idari işlemlerin ve devlet kurumların eylemlerinin temizine ilişkin anlaşmazlıklar ve ayrıca idari kabahatlerden kaynaklanan anlaşmazlıklar. 2004 senesinde idari yargı sisteminin oluşumunun temelini atan değişiklikler hukuk mahkemeleri kanununa işlenmiştir. İdari dava kavramı tanımı yapıldı. Bu anlaşmazlıkların çözümüne adanmış özel bir bölüm kanuna dahil edildi. Bununla birlikte hukuk yargılaması kapsamındaki ve İdari yargılama kapsamındaki taleplerin tek bir dava çerçevesinde ele alınmanın imkansız olduğu tespit edilmiştir. Devamında ise idari yargılama yapma yetkisinin uzmanlaşmış ilçeler arası mahkemelere devredilmesi ciddi bir yenilik olmuştur. Bu mahkemeler ülkenin her bölgesinde ve başkentinde kurulmuştur. Bilgi için ilk aşamada bu mahkemeler, İdari davalara ek olarak ekonomik anlaşmazlıkların çözümünde de yetkili kılınmıştır. 2017 ve 2020 yılları idari yargılama usulü kanununun kabul edilip yürürlüğe girmesi ve ilçeler arası mahkemelerin idari mahkemeler olarak yeniden düzenlenmesi nedeniyle İdari yargı sisteminin oluşumu için kilit rol oynamıştır. Sonuç itibariyle ülkede şu anda 8 ilde Bişkek şehrinde ve 8 ilde idari mahkemeler bulunmaktadır. İl mahkemelerinde, Bişkek şehir mahkemelerinde ve Kırgız Cumhuriyeti Yüksek Mahkemesi'nde idari yargı kurulları bulunmaktadır. Bununla birlikte idari yargının unsurları da kamu otoriteleri ve yerel yönetimlerdir. İş bu kurumlar yargılama öncesi aşamasında daha yüksek yetkili kurumlar olarak kanunla belirlenen durumlarda alt idari kurumların eylem ve hareketlerine karşı gerçek ve tüzel kişilerden gelen başvuruları inceler. İdari başvurulara dair usul ve esaslar, idari faaliyetlerin esasları ve idari usuller hakkında kanun ile düzenlenir. Böylece idari yargı kurumlarının sistemi, devlet kurumlarını ve yerel öz yönetim kurumlarını ve üç yargı merciine sahip idari mahkemeleri kapsamaktadır. Aynı zamanda onların faaliyetlerine ilişkin düzenleyici yasal normlar 2015 senesinde idari faaliyetlerin ve idari usullerin esasları hakkında kanun ve 2017-25 Ocak tarihli idari usul kanunu sayılır. İdari davaları yargılamanın özelliklerine baktığımızda öncelikle idari yargılama sürecinin hukuk yargılaması sürecinden ayrıştırılmasına rağmen medeni usul hukuku alanını tamamen terk etmediğini belirtmek gerekir. Bunun kanıtı idari işletmelerde belirli bir yasal boşluk bulunması durumunda idari mahkemenin hukuk mahkemeleri kanunun normlarını uygulama hakkıdır. Şu anda idari sürecin bir parçası olarak şu anda idari yargıda normatif ve
normatif olmayan idari işlemler geçersiz kılınmasına, geçersiz hale gelen normatif olmayan bir idari işlemlerin geçersiz kılınmasına, bir idari kurumun bir idari işlemi kabul etmeye veya belirli idari eylemleri yapmasına, belirli işlemleri yapmama veya belirli eylemleri yapmama yükümlülüğüne dair uyuşmazlıklar görüşülmektedir. Daha önce de belirtildiği gibi bir idari davanın belirlenmesinde konusu hem normatif olmayan idari işlemler hem de normatif işlemler olabilir. Ancak ifade edilmelidir ki ikinci gruba yalnızca yönetmelik, tüzük gibi normatif işlemler dahil olup yasaların kendileri hukuka uygunluğu idari mahkemeleri tarafından denetlenemez. Kanun bir takım konuların idari mahkemesi tarafından ele alınmayacağını belirtmiştir. Bunlara özellikle idari kabahatlere ilişkin davalar, icra daireleri görevlerinin hareketlerinden kaynaklanan davalar ve ayrıca savcılara diğer kolluk kuvvetlerinin ceza soruşturmaları çerçevesinde gerçekleştirdikleri eylemleri idari dava konusu olamaz. Kırgız Cumhuriyeti İdari Usul Kanunu haklarının, özgürlüklerinin veya meşru menfaatlerinin bir idari kurum veya yerel bir öz yönetim kurumu tarafından ihlal edildiğini veya bundan etkilendiğini düşünen herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin idari dava açabileceğini belirtmişlerdir. İdari davalar devlet kurumları ve yerel yönetim kurumları tarafından da açılabilir. Ancak bu kurumlar yalnızca mahkeme öncesi idari başvuruda bulunmuşlursa idari dava açma hakkına sahiptir. Başka bir deyişle kurumlar da mahkeme öncesi uyuşmazlık çözüm zorunlu idari başvuru prosedürüne tabidirler. Hukuk yargılamasında olduğu gibi idari davalara vatandaşların menfaati için usul davacısı olarak bir savcı da katılabilir. Bununla birlikte böyle bir dava açarken savcı bu vatandaşın sağlık, yaş, sakatlık ve diğer geçerli nedenlerden dolayı bağımsız olarak mahkemeye gidemediğine dair mahkemeye kanıt sunmakla yükümlüdür ve onun menfaatleri doğrultusunda savcının mahkemeye başvurmasının zorunlu olduğunu belirtmektedir. Savcının idari yargılamaya katılımının bir özelliği de devletin menfaatleri de dahil olmak üzere sürece katılması durumunda devlet menfaatleri gereği davaya katılma yargılamanın her aşamasında mümkündür. Savcının bu davaya ilişkin görüş bildirmesi zorunlu olduğudur. İdari yargının önemli bir özelliği daha kısa sürelere tabi olmasıdır. Özellikle idari bir davanın görülmesi en fazla 2 aylık bir süreci içinde gerçekleştirilirken diğer hukuk davası ise 3 ay içinde görülmektedir. Bazı prosedürler işlemlerin yerine getirilmesi için daha kısa süreler de belirlenmiştir. Örneğin davanın kabul etme veya reddedilmesi dava taraflarına gerekçeli kararı hazırlama ve tebliğ etme konularında. Özellikle belirtmek gerekir ki mevcut mevzuat sürece taraf olanların öz dedikleri harç mukarını oldukça düşük tutmaktadır. Bu durum idari yargı maddi durumlarına bakılmaksızın tüm vatandaşlar için erişebilir kılmaktadır. 15 Nisan 2019 tarihli devlet harç oranlarına göre devlet kurumlarının yerel yönetimlerinin ve diğer organların normatif olmayan işlemlerinin tamamen veya kısmen hükümsüz kılınması talebi veya devlet idari kurumları veya yetkililerinin yasa dışı eylemleri veya eylemsizliği nedeniyle açılan davalarda alınacak harç miktarı hesaplanan göstergenin cedi katı olarak belirlenmiştir. Bu da 700 son veya yaklaşık
9 ABD dolarına tekabül etmektedir. İstisnaf ve temiz başvurularında devlet harcının miktarı birinci derece mahkemesinde ödenecek devlet harcı miktarının %50'sidir. İdari yargılamayı hukuk davalarından ayıran en önemli özellik objektif soruşturma ilkesinin varlığıdır. Başka bir deyişle mahkeme sürece katılanların açıklamaları, beyanları, sunulan deliller veya davada mevcut olan diğer materyallerle sınırlı değildir. İdare mahkemesi uyuşmazlığın doğru çözüm için önemli olan davanın tüm olgusal koşullarını inceler. Ayrıca mahkeme bağımsız olarak kendi inisiyatifiyle veya sürece katılanlardan gelen dilekçelere dayanarak davada gerekli diğer kanıtları temin eder. Taraflardan ek bilgi ve kanıt vermelerini isteyebilir. Ayrıca bir davadaki adli işlemin kaçınılmaz olduğunu ve doğrudan belirli kişilere uygulanacağını tespit ettikten sonra mahkeme onları davaya dahil etmekle yükümlü olacaktır. Kırgızistan'ın idari yargılama usulü Kırgız Cumhuriyeti Hukuk Mahkemeleri Kanunu'ndan farklı olarak sürece katılanlar tarafından mahkeme düzeninin ihlali durumunda mahkemenin uygulayabileceği zorlama önlemlerine dair olanakları daha ayrıntılı olarak açıklamaktadır. Kanun bu tecrübelere İhtar, mahkeme salonundan çıkarma, adli para cezası ve mahkemeye zorla getirme gibi uygulamaları dahil etmiştir. Para cezalarının miktarı ile ilgili olarak uygun koşulların varlığında mahkemenin bir idari kuruma 50 ile 70 gösterge arasında adli para ceza verme hakkına sahip olduğunu açıklayalım. İdari kurumun bir görevlisine 30'dan 50'ye, tüzel kişiye 30'dan 50'ye, bireye 5 ile 30 hesaplanmış gösterge şeklinde uygulanır. Genel bir kural olarak idari davalar sözlü yargılamaya tabidir. Dava bir mahkeme oturumunda değerlendirilir. Bununla birlikte hukuk yargılamasının aksine idari yargılamada yazılı yargılama olasılığı, yani duruşma yapılmadan ve dava taraflarını çıkarmadan davanın sonuçlandırılması her zaman mümkündür. Bu nedenle idari usul kanunu ilgili dilekçenin davada davacı tarafından sunulması ve süreçteki diğer katılımcıların buna itiraz etmemesi durumunda bir davanın basitleştirilmiş, yani yazılı bir süreçte değerlendirileceğini belirler. İdari yargı kararlarına karşı itiraz etme prosedüründe de özellikler vardır. Bu idari bir davada istinaf ve temiz işlemleri yalnızca davanın değerlendirilmesine katılan kişiler tarafından değil, aynı zamanda sürece katılmayan ancak hakları ve çıkarları etkilenen kişiler tarafından da yapılabilir. Ancak savcıdan bahsediyorsak, savcının temiz başvurusunda bulunması ancak kendisinin katılım gösterdiği davalarla ilgili mümkündür. Sonuç olarak idari yargılamada yeni oluşan koşullar ve yeni koşullar nedeniyle yargılamanın yenilenmesine dair gerekçeler konusundaki önemli bir açıklamaya değinilmelidir. Kırgız Cumhuriyeti İdari Usul Kanunu aralarında bir karar veya mahkeme kararı bulunan kanunla tanımlanan belgelerden birinin belirlediği koşulları bunlara dahil etmektedir. Bu arada bu belgeler ayrıca Kırgız Cumhuriyeti Yüksek Mahkemesi Genel Kurulu'nun mahkemenin belirli bir davada karar verdiği hukukun üstünlüğünün uygulanmasına ilişkin kararlarını da içermektedir. Başka bir deyişle usul mevzuatı dava için esas teşkil eden başvurunun bilinmeyecek koşullar olarak yeni keşiflerin koşullara ilişkin davaya gözden geçirmek için oldukça muğlak bir temeli kaydetmiştir.
Sizi beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Size başarılar diliyorum. Ülkenizin gelişmesini canı gönülden diliyoruz. Sayın Özerdağ, programımız doğrusunda sunumlarınızı yapmak üzere söz sizde, buyurun lütfen. Teşekkürler Sayın Başkan Vekilim. Sayın Başkan, değerli konuklar, TKTC yargısı olarak birbirinden değerli kardeş Türk Cumhuriyetlerine görevli meslektaşlarımızla bizlere tanışma, fikir alışverişinde bulunma, benim. Açık şu anda. Açık mı? Tamam. KKTC yargısı olarak birbirinden değerli kardeş Türkiye Cumhuriyeti, evet, kardeş Türk Cumhuriyetlerinde görevli meslektaşlarımızla tanışma, işbirliği yapma, geleceğe yönelik projeler geliştirme amacıyla düzenlenen bu sempozyuma bizi davet etme nezaketini gösterdiğiniz için ve bu sempozyum süresince göstermiş olduğunuz nezaketten dolayı öncelikle KKTC yargısı olarak ve şahsen sizlere teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. Kıbrıs, Akdeniz'in üçüncü büyük adası, Avrupa'nın, Asya'nın ve Orta Doğu'nun birleştiği bir bölgede yer alan, coğrafi olarak çok önemli bir konumda olan bir ülke. Tarih boyunca coğrafi önemi nedeniyle birçok uygarlığa ve çeşitli kültürlere ev sahipliği yapmıştır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, bu ada bizim için çok önemlidir sözleri, bunun en büyük göstergesidir. Osmanlı İmparatorluğu'nun 1571'de Kıbrıs adasını fethetmesiyle birlikte Türk dönemi adada başlamış ve Rum, Ermeni ve diğer toplumlar Türklerle birlikte adada yaşamaya başlamıştır. Adanın İngilizlere kiralanmasından sonra Birinci Dünya Savaşı'ndaki gelişmeler bahane edilerek 1914 yılında ada İngilizler tarafından ilhak edilmiştir. 1960 yılına kadar bu süreç devam etmiş ve 1960 yılında adada Kıbrıs'ı yaşayan Kıbrıs Türkler ve Kıbrıs Rumlar ortak bir cumhuriyet kurmayı sağlayabilmişlerdir. Bu cumhuriyetin kurulmasından sonra adadaki Kıbrıs Rumların anayasadan kaynaklanan sorunlar yaratması gerekçesiyle Kıbrıslı Türkler Cumhuriyet'ten uzaklaştırılmış ve kendi yönetimlerini kurma yöntemine, yoluna gitmişlerdir. 1974'ten sonra Kıbrıslı Türkler yasama, yürütme ve yargı bağımsızlığının esas alındığı kendi devletlerini kurma yoluna gitmişlerdir. Özetlediğim yakın tarihteki gelişmeler, Kuzey Kıbrıs'taki Anglo-Sakson kontinental karışımı bir hukuk sisteminin oluşumunun büyük etkileri olduğunun tarihsel bir göstergesidir. KKTC yazılı anayasası bulunan hukuk devletidir. KKTC anayasası evrensel haklara saygılı bir hukuk sisteminin oluşturulmasının temelidir. KKTC anayasasında yer alan yargı başlığı, KKTC'deki mahkemelerin bağımsız ve tarafsız oluşumunu, yetkilerini ve temel kurallarını düzenlemektedir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde muhtelif hukuk sistemlerinde veya kökenine dayanan yasalar bulunmaktadır. Bir sondaki slayta geçtiğimizde, karma hukuk sistemi bahsetmiş olduğum tarihsel süreçten kaynaklı olarak karma hukuk sisteminin oluşumu sağlanmıştır. Anayasa, idari ve aile hukuku alanlarındaki ihtilaflarda Türk hukuk sistemi ekolü takip edilmekte ve mevzuat Türk hukuk sistemine yakın ve benzerlik arz etmektedir. Hukuk davaları, sivil ihtilaflar, sözleşmeler, haksız fiiller ve benzeri ihtilaflar ve keza ceza hukukundaki ihtilaflar da yine o tarihsel sürecin bir nedeni olarak Anglo-Sakson hukuk sistemine dayalı ve onunla kaynaklanan bir sistemin oluşmasını
sağlamıştır. Usul hukuku yine Anglo-Sakson hukuk sisteminin gelişimi de ülkedeki uygulamasından dolayı davalardaki uygulanan yargılama usulleri de yine o sisteme bağlı bir uygulamayı takip etmektedir. Yasal mevzuata ilaveten ahkam-ı ümumiye olarak tercüme edilen ve İngiltere'de hala daha geniş bir şekilde uygulanan ortak hukuk, common law olarak adlandırılan, zaman içerisinde ülkemizde yargıç kararlarıyla daha fazla özel hukuk alanında geliştirilmiş ve bu kararlarla geliştirilen hukuk kuralları mevzuatın bir parçası olarak kabul edilmektedir. Bu case law ve yargıç tarafından yapılan yasa olarak adlandırılmakta ve nitelendirilmektedir. Aynı şekilde yine yazılı metin halinde olmayan ahkam-ı ümumiyenin çaresiz kalındığı durumlarda adaletin yerine getirilmesine olanak sağlamak amkayesiyle zaman akışı içerisinde nisvet hukuku ilkeleri mevzuata yerini almıştır. Gerek ahkam-ı ümumiye ve gerekse nisvet hukuku Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti'nde uygulamada çok sıklıkla karşılaşılan hukuk kurallarının oluşmasına ve bu kuralların mahkemeler tarafından içtihat olarak kabul edilip ihtilaflara uygulanmasına olanak tanınmaktadır. Mahkemeler tarafından verilen içtihat kararları ışığında Kıbrıs'ı Türklerin de kuruluşunda ortak sıfatıyla yer aldığı Kıbrıs Cumhuriyeti'nin 1962 yılında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni kabul etmesine binaen Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay kararlarıyla mevzuatımızın bir parçası olarak kabul edilmektedir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları da aynı doğrultuda mahkemeler tarafından ihtilafların çözümünde sözleşmelerin yorumlanması ve uygulanmaları açısından içtihadi karar olarak dikkate alınabilecek kararlar kapsamındadır. Anayasanın 143. maddesinde düzenlenen Yüksek Mahkeme, KKTC'deki mahkemelerin yönetim organı olup bir başkan ve 7 üye yargıçtan oluşmaktadır. Yüksek Mahkeme, kendi içerisinde görev yapan üyelerle oluşturduğu heyetlerle Anayasa Mahkemesi, Yüce Divan, Yargıtay ve Yüksek İdare Mahkemesi görevlerini yapar. Görebileceğiniz slide'da da KKTC mahkemelerinin teşkilat şeması yer almaktadır. Yüksek Mahkeme'nin altında bahsetmiş olduğum mahkemelerin oluşumu vardır. Onun altında alt mahkemeler her ilçenin kendi bölgesel yetkisini kullandığı kendi mahkemeleri vardır. Yine 3 tane ağır ceza mahkemesi vardır. Lefkoşa, Margosa ve Girne'de. Diğer bölümde de yüksek mahkemeye bağlı idari görevleri yürüten personelin olduğu genel sekreterlik bölümü yer almaktadır. Yüksek Mahkeme kendisinin veya herhangi bir diğer mahkemenin uygulama ve usul kurallarını düzenlemek için anayasa tarafından tüzük yapma yetkisi verilmiş bir kurumdur. Bu bağlamda hukuk usul tüzüğü de Yüksek Mahkeme tarafından kabul edilmiş ve uygulamada halen daha yer alan bir usul yargılama usulümüzün düzenleyicisi olan bir kurallar toplamıdır. Yargının genel işleyişi, yargı ile ilgili sorunlar görüşüp karar verildiği organ ise Yüksek Adliye Kurulu'dur. Yüksek Mahkeme'de görev yapan bir başkan ve 7 Yüksek Mahkeme yargıcı Yüksek Adliye Kurulu'nun doğal üyeleridir. Yüksek Adliye Kurulu'nun ayrıca diğer üyeleri KKTC Başsavcısı, KKTC Cumhurbaşkanı'nın atayacağı hukukçu bir üye, KKTC Cumhuriyet Meclisi'nin atayacağı hukukçu bir üye ve Barolar Birliği'nin seçeceği temsilcisi tarafından 12 kişi tarafından oluşturulmaktadır. Yüksek Adliye Kurulu yargıç münhallerinin açılmasını ve yargıç seçimlerini ve yargıç atanmalarını yapan kuruldur. Yargının genel işleyişinden ve genel işleyişi açısından alınması gereken diğer kararlardan sorumlu yetkili kurum Yüksek Adliye Kurulu'dur. KKTC'deki en yüksek mahkeme Anayasa Mahkemesi'dir. Slide'ı değiştirebilirsek lütfen. Anayasa Mahkemesi bir başkan, 4 yargıç olmak üzere 5 yüksek mahkeme yargıcından oluşur. Anayasa Mahkemesi yasa ve mahkeme tüzüğü kurallarına gösterilen
bütün konularla teşekkürler. Kesin olarak karar vermek hususunda münhasır yargı yetkisine sahiptir. Anayasa Mahkemesi devlet organları arasında kuvvet veya yetki uyuşmazlıkları veya itirazlarına dair herhangi bir konuyla ilgili olarak yapılan başvuru hakkında kesin olarak karar verme yetkisine sahiptir. Anayasa Mahkemesi ayrıca anayasada belirlenmiş makam, siyasi parti, siyasi grup ve en az 9 milletvekili veya kendi varlık ve görevlerini ilgilendiren alanlarda diğer kurum, kuruluş ve sendikalar tarafından açılacak olan bir yasanın veya kararnamenin veya tüzüğün veya Cumhuriyet Meclisi iş tüzüğünün veya Cumhuriyet Meclisi kararının veya yönetmeliğin anayasaya aykırılığı konusunda açılmış olan iptal davalarını karara bağlamakla yetkili mahkemedir. KKTC'de yer alan herhangi bir mahkeme görüşülmekte olan istinaf işlemlerde dahil olmak üzere herhangi bir mahkeme işlemindeki tarafın bu işlemin herhangi bir safhasında bu işlemdeki uyuşmazlık konusundan herhangi birinin karara bağlanmasında etkili olabilen herhangi bir yasanın veya kararın veya söz konusu yasa veya kararın herhangi bir kuralının anayasa aykırılığını ileri sürülmesi durumunda bunun mahkeme bu konuyu Anayasa Mahkemesi'ne sunmakla ve bu konuda Anayasa Mahkemesi'nden bir karar verilmesine kadar yargısal işlemleri bekletmekle görevlidir. Dolayısıyla bir hukuk davası da olabilir, idari dava da olabilir, ceza davası da olabilir. Bir yasanın kabul edilen bir uygulanmakta olan bir yasanın veya bir kararın anayasa aykırılığı iddia edildiğinde ilgili mahkeme anayasanın aykırılığını denetleme yetkisi olmadığından bu konuyu Anayasa Mahkemesi'ne havale etme yükümlülüğündedir ve bu konuda münhasıran yetkili karar verme konusunda Anayasa Mahkemesi'dir. Diğer taraftan KKTC Cumhurbaşkanı bir yasayı veya herhangi bir yasanın belirli bir kuralını veya Cumhuriyet Meclisi'nin herhangi bir kararını yayınlamadan önce Anayasa Mahkemesi'ne yasayı sunma yetkisine ve görüş alma hakkına sahiptir. Anayasa Mahkemesi ayrıca herhangi bir mahkemenin bir yasanın anayasa aykırılığını yorumlamak amacıyla havale etmesiyle yasanın anayasa aykırılığını ve anayasanın herhangi bir kuralını yorumlamak münhasır yetkisine de sahiptir. Anayasa Mahkemesi dışında Yüksek Mahkemenin diğer bir mahkeme oluşumu Yargıtay'dır. Yargıtay İstinaf Mahkemesidir. Yargıtay anayasa, yasa ve mahkeme tüzüğü kurallarına bağlı olarak herhangi bir mahkeme kararının istinafına ait davalara bakmak ve karara bağlamak yetkisine münhasıran sahiptir. Hukuk ve ceza davalarında alt mahkemelerin vermiş oldukları ara kararlarda dahil olmak üzere nihai kararlar veya bulgular da dahil olmak üzere istinafen Yargıtay'a süresi içerisinde istinaf edilme haklarına sahiptir. Bu hak kısıtlanamaz ve her karar istinaf mahkemesine getirilme hakkına sahiptir. Yargıtay 3 yüksek mahkeme yargıcı tarafından oluşur ve alt mahkemelerin verdiği kararları inceleyerek nihai karar verir. Yargıtay'ın üstünde herhangi bir denetleyici makam olmadığı için Yargıtay kararları nihai kararlardır. Yargıtay'ın bir diğer görevi Yargıtay asli yetki başvurulardır. Bunlar yetkisiz tutuklamanın kaldırılması için emirname, bir yetkinin kullanılmasını sağlamak için emirname ki bunlar mandamus emirleri olarak adlandırılmaktadır. Herhangi bir mahkeme veya yargı niteliğinde yetki kullanan herhangi bir makamın yanlış bir kararını uygulanmasını önlemek için emirname, bir makamın herhangi bir yetkiye dayan olarak işgal edildiğinin soruşturulmasına ilişkin emirname ve herhangi bir mahkeme veya yargı niteliğinde yetki kullanan herhangi bir makamın kararının iptali için emirname çıkarmaya münhasıran yetkili olarak Yargıtay bu görevi yürütmektedir. Mandamus emirleri idari kararlar açısından çok ilginç bir emirlerdir. Bu mandamus emirlerine örnek vermek gerekirse geçmişte yakın zamanda verilen mandamus kararlarından örneğin halkın denizlere girmesi anayasaya göre ücretsiz olması gerekli bir kuraldır. Ancak belirli
plajlar halkın ücretsiz denize bir ulaşım hakkını kısıtlamakta ve halktan ücret almaktadır. Bu konuda belirli sivil toplum örgütleri belediyenin bu konudaki yetkisini kullanması için Yargıtay'a başvurup gerekli cezaları verme ve gerekli işlemleri yapma konusunda emir talep etmiş olmaktadır ve bu konuda da emir verilmiştir. Yine sağlık sektöründe ikinci iş yasağı konusunda bir yasağıyla ilgili Sağlık Bakanı'nın herhangi bir şekilde ikinci iş yasağı ihlal eden kişilere yönelik işlem yapmamasından dolayı Sağlık Bakanı'nın görevini yapmasına zorlamak amacıyla yine mandamus emri talep edilmiştir. İlgili heyette ben de vardım ve bu hususta Sağlık Bakanı'nın gerekli disiplin soruşturmasını başlatmasına yönelik emir verilmiştir. Benzer bir şekilde ipotekli taşınmazların satışı konusunda TAPU'nun gerekli işlemleri yapmamasına istinaden TAPU'nun satış kararı alma ve satış günü belirleme konusunda da mandamus emirlerine yönelik başvurular yapılmaktadır. Burada anlaşılabileceği gibi ortada bir idari ihmal bulunmaktadır. Ancak idari ihmal noktasında bir dava açmak yerinde daha etkili veya daha kısa çözümlü ve emir verici nitelikli bir emir elde etmek amacıyla son zamanlarda mandamus emirlerine yönelildiğini görmekteyiz. KKTC hukuk sisteminde hukuk ve ceza davalarında yargılama ve mahkemeler az önce belirtmiş olduğum gibi iki derecelidir. Her ilçede yetkili kaza mahkemeleri bulunmaktadır. Yetkili ceza ve hukuk mahkemeleri bulunmaktadır. Bunlar bölgesel olarak yetkilerini kullanmaktadırlar. Her ihtilafın konusuna bağlı olarak, ihtilafın taraflarına bağlı olarak bölgesel yetkiler belirlenmektedir ve davalar yetkili mahkemede, bölgesel olarak yetkili mahkemede açılmak durumundadır. Ceza davalarının verilecek hapislik cezalarının yasada suça öngörülen cezaya bağlı olarak ceza mahkemelerinde de bir ayrıma gidilmektedir. 5 yıla kadar hapislik cezaları öngören suçlarda tek yargıç yetkili olmaktadır. 5 yılı aşan suçlarda ise 3 yargıçlı oturum yapan ağır ceza mahkemeleri yetkilidir. Yine bunların üzerinde de Yargıtay Ceza Mahkemesi olarak verilen kararları denetleme hakkına sahiptir. Hukuk meselelerinde yargısal işlemler davayla başlatılır, layihalar yazılı olur ve karşılıklı teyit edilir. Taraflar meseleyle bağlantılı ara başvurularında bulunma hakları bulunmaktadır. Taraflar yargısal işlemlerdeki sorunların veya girişimlerin gündeme getirmek ve geçici emirler elde etmek amacıyla başvuru niteliğindeki ara istidat dosyalama haklarına da sahiptirler. Duruşmalar istisnai durumlar haricinde kamuya açık mahkeme salonlarında görüşülür. Duruşmalarda çekişmeli adversarial diye adlandırılan yargılama sistemi takip edilir. Yargıçlar tarafından davaların sunulmasında taraflara müdahil olunmaz ve taraflar şahit dinletmek ve karşı tarafın kendi tanığını sorgulamak ve istintak etmek suretiyle şahadet sunulabilirler ve bu haklara sahiptirler. Belge ve dokümanlar sadece o belgeyi tasarruf eden veya o belgeyi düzenleyen veya o belgeyi tasarruf etme hakkı olan kişiler tarafından mahkemeye sunulma hakkına sahiptirler. Eğer bir belge o kişi tarafından düzenlenmemişse veya tasarruf edilme hakkı yoksa o belgeyi mahkemeye sunma yetkisi yoktur ve mahkeme o belgeyi emare olarak kaydetmez ve netice itibariyle de kararını da dikkate almaz. Mahkeme davada sırasındaki layihalar tarafların sunduğu şahadet ve emareler tahtında incelemesini yaparak kararını duruşma neticesinde verir. Eğer uzlaşı olmazsa yapılması gereken yargılama sürecinde duruşmanın yapılmasıdır. Duruşma sürecinde de daha önce belirttiğim gibi her taraflardan her biri tanıklarını dinletme,
elindeki belgeleri sunma, karşı taraftaki belgeleri talep etme haklarına sahiptir ve kendi davasını ve müdafasını bunların üzerine kurma hakkına sahiptir. Mahkeme de bu kararını verirken tarafların sunmuş olduğu layihalar, emareler ve şahadete bağlı olup onun dışında kendi inisiyatifiyle başka şahadeti veya başka emarelere değinemez veya bunlara dayanamaz. İstisnai olarak mahkemelerin ihtilafla ilgili dinlenmesi gerektiğini inancı olduğu tanıkları çağırma yetkisine de sahiptir. Ancak çok istisnai hallerde bu yetki kullanılmaktadır. Çünkü mahkemenin tarafsızlığı ve bağımsızlığını bozmak veya bu riski yaratmak sebebiyle bunun istisnai olarak kullanılması öngörülmektedir. Son dönemlerde yargılama usullerinde dava yönetimi sistemi de kabul edilmektedir. Bu dava yönetimi sistemi dünyada birçok ülkede günümüzde uygulanmaktadır. Avrupa'da case management olarak adlandırılan bu sistem bir nevi Anglo-Sakson ve kontinental hukuk sisteminin yakınlaşmasını veya ortak noktalarda buluşmasını sağlayan bir sistemin amaçladığı öngörülmektedir. Dava yönetimi sisteminde yargıç davanın duruşma safhasına gelene kadar inisiyatifi taraflara bırakmamaktadır. Bazı işlemlerin belirli zamanlarda yapılmasını, yapılmaması halinde belirli müeyyidelere karşılaşılmasını ve eğer mahkemenin direktiflerine uyulmaması durumunda da davanın iptalini sağlayabilecek kadar mahkemeye geniş davayı yönetme yetkileri tanıyan kuralların da son dönemde uygulamamızda kabul edildiği ve uygulanmakta olduğu belirtmek isterim. Anayasamıza yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının sağlanması amacıyla yargıçlara çok geniş güvenceler sağlanmıştır. Yargıçlar yasada, anayasada öngörülen disiplin suçlarının veya hareketlerin yapılmaması veya suçların işlenmemesi sabit olmadıkça karar verilmedik veya bu konuda bir karar verilmedikçe görevlerinden uzaklaştırılamazlar ve emeklilik yaşlarına kadar görevlerini ifa etmeleri haklarına sahiptirler. KKDC yargısı olarak teknolojinin de gelişmelerini gelişmeleri takip etmek için gerekli adımları zaman içerisinde yapmak üzereyiz. Slide'da gördüğünüz üzere bu KKDC mahkemelerinin web sitesidir. www.mahkemeler.net sitesi esasen Yüksek Mahkeme'nin denetiminde olan ancak avukat portalının da dahil olduğu ve avukatların bu portala girip gerekli işlemleri yapıp dava dosyalayabileceği, davalarını takip edebileceği ve yine diğer işlemlerinin konusunda bilgi edinebileceği bir site niteliğindedir. Vatandaş da burada içtihat kararlarını, mevzuatı, mahkemelerle ilgili bilgilere ulaşma olanağına sahiptir. Mahkemelerin de, yargıçların, personelin de bu siteye şifrelerle ulaşma hakkı vardır ve kendi davalarını kendi davalarını takip etme, davalarındaki son durumu izleyebilme haklarına sahiptirler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti coğrafik olarak küçük bir adada kurulmuş bir cumhuriyet olmasına rağmen çağdaş, modern ve adil bir hukuk sistemine sahip olduğunu ifade etmek isterim. KKDC hukuk sistemi dünyadaki gelişmeleri takip eden daha çağdaş ve adil bir hukuk sistemi oluşturmak ve adaletin dağıtılmasını sağlamak amacıyla özverili çalışan yargıçlarla birlikte günümüzde ve gelecekte adaletin teminatı olacağına inanç duymaktayım. Sözlerime son verirken Türkiye Cumhuriyeti'nin eşsiz tecrübe ve bilgisine sahip güzide kurumu olan Türkiye Cumhuriyeti Danıştay Başkanlığı'nın 154. kuruluş yıl dönümü kutlar. Çalışmalarında gelecekte de başarılar dilerim.
Sayın Özerdağ, sizlere de değerli katkılarından dolayı şükranlarımı sunuyorum. Bu kez sözü oturumdaki son bildiriyi sunacak olan Sayın Usar'a veriyorum. Buyurun lütfen. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli hukukçular, meslektaşlar, Türkiye Cumhuriyetleri'nin oluşturduğu bu büyük ve güzel bütünün bir parçası olarak ülkemize yaptığınız nazik davet için Danıştay Başkanı Sayın Zeki Yiğit'e çok teşekkür ediyor. Bu güzel organizasyonda sizlerle birlikte olmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşıyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki idari yargının yerini algılayabilmek için öncelikle ülkedeki hukuk sistemini kısaca tanımak gerekmektedir. Meslektaşım Bertan Bey daha detaylı ve genel olarak buna ilişkin bilgiler vermiştir. Ancak ben de kısaca değinerek geçeceğim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde halen uygulanmakta olan mevzuatın önemli bir kısmının İngiliz sömürge yönetimi döneminde yürürlüğe konulan yasalardan oluşması, önce Kıbrıs ve sonrasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hukukunu Anglo-Sakson hukuk sistemi ve common law etkisiyle şekillendirmiştir. 1974 yılındaki Kıbrıs Barış Harekatı'nı müteakip Kıbrıs Türk hukuku, Türk hukukundan ve dolayısıyla da Türkiye Cumhuriyeti idari yargılama hukukundan etkilenmeye başlamıştır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Anglo-Sakson ve kontinental hukuk sistemlerinden etkilenen karma bir idare hukuku sistemi olduğunu söylemek mümkündür. Bu noktada sistemin karma oluşunu basitçe izah etmeye çalışacak olursam, usulün Anglo-Sakson sisteme, idari karar veya işlemin esasına ilişkin asli denetimin ise kontinental sistem ve dolayısıyla da Türkiye Cumhuriyeti'ne yakın olduğunu söyleyebilirim. Tebliğimin devamında idari yargıdaki usulü de sizlere kısaca tanıtmaya çalışacağım. Ülkemiz yargısının Danıştayı olarak tanımlayabileceğimiz Yüksek İdare Mahkemesi'nin içtihatları, Türkiye Cumhuriyeti Danıştayından etkilenmiş, Türkiye Cumhuriyeti Danıştay kararlarından ve Türkiye Cumhuriyeti'nin idare hukuk alanındaki çok kıymetli akademisyenlerinin görüşlerinden otorite olarak istifade edilmiştir, halen edilmektedir. Bu noktada yakın zamanda hayatını kaybeden ve benim de mezun olduğum İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuk hocalarım Sait Güran ve İlhan Özay'ı da saygı ve rahmetle anmak istiyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde idari davaların tümü yüksek mahkeme huzurunda görüşülmektedir. Bu nedenle idare mahkemesinin oluşumunu anlayabilmek için öncelikle yüksek mahkemenin oluşumuna göz atmakta fayda vardır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mahkemesi bir başkan dahil 8 yargıçtan oluşmaktadır. Yüksek mahkeme başkan ve 4 yargıçla toplanarak 5 yargıçla Anayasa Mahkemesi'ni, en kıdemli üyesinin başkanlık yaptığı 3 yargıçlı Yüksek İdare Mahkemesi'ni ve aynı şekilde en kıdemli üyesinin başkanlık yaptığı 3 yargıçlı Yargıtay oluşturmaktadır. Tüm bu yüksek mahkeme oluşumları 1985 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasası'nda düzenlenmiştir. Yüksek mahkeme yargıçları adli yılın başlangıcında kendi aralarında görev bölümü yaparak Yüksek İdare Mahkemesi ve Yargıtay mahkemelerini oluştururlar. Dolayısıyla Yüksek İdare Mahkemesi veya Yargıtay'da görevli yüksek mahkeme yargıçlarının görev alanlarında değişiklik yapılması mümkün olup bu şekilde zaman zaman değişiklikler yapılmaktadır. Yüksek mahkeme çatısı altında görev yapan tüm mahkemeler başkent Lefkoşa'da tarihi mahkemeler binası içerisinde yer alır. Az önceki slaytta mahkemelerin web sitesinin göründüğü tarihi binadır, kastettiğim bina. Az önce de ifade ettiğim üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yargısında idari davalar sadece yüksek mahkeme düzeyinde görüşülmekte olup anayasaya göre idari davaları karara bağlama etkisi münhasıran Yüksek İdare Mahkemesi'ndedir. Bu nedenle de Yüksek İdare Mahkemesi'nin yetkisine giren bir konunun yasal düzenleme ile adli yargının görev alanı içerisine dahil edilmesi mümkün değildir. Yine izah ettiklerimden de anlaşılacağı üzere ülkemizde Türkiye Cumhuriyeti'nden farklı surette ilk derece mahkemesi olarak görev yapan idare mahkemeleri bulunmamaktadır. Bunun istisnası Yüksek Mahkeme'nin bir yargıcının Anayasa Mahkemesi vesaire görevlerine ek olarak ayrıca tek yargıçlı ilk derece idare mahkemesi şeklinde oturum yapıyor oluşudur. Yüksek İdare Mahkemesi yasasında sayılan idari organ veya mercilerin karar, işlem veya ihmalleri aleyhine açılan davalar 3 yargıçlı Yüksek İdare Mahkemesi tarafından incelenip karara bağlanırken, yasada sayılanların dışındaki idari davalar tek yargıcın görev ve etkisine girmektedir. Bu açıdan yasa koyucunun idari organ ve merciler arasında bir ayrıma giderek idare mahkemesinin yetkisine giren konuların büyük bir kısmını ilk ve son merci olarak 3 yargıçtan oluşan Yüksek İdare Mahkemesi'ne verdiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Üç yargıçla oluşan Yüksek İdare Mahkemesi'nin kararları kesin olup bu kararlar aleyhine gidilebilecek başkaca bir yargısal yol bulunmamaktadır. Tek yargıcın oturum yaptığı idari davalarda verilen kararlar aleyhine ise üç yargıçlı Yüksek İdare Mahkemesi'ne istinaf müracaatı yapılabilmektedir.
İdari yargının asli kaynağı doğrudan doğruya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasası'dır. İdari yargılamayla ilgili örneğin davacının idari karar veya işlemden etkilenen meşru menfaatinin olması ve davanın 75 günlük süre dahilinde açılmasına için ön koşullar dahil neyin idari dava konusu yapılabileceği ve mahkemenin taleple ilgili nasıl kararlar verebileceği anayasada yer almaktadır. Anayasanın idari yargıya ilişkin temel düzenlemesi olan 152. maddesine önemine binaen tebliğimin devamında ayrıca değineceğim. İdari yargının mevzuat anlamında anayasa haricindeki diğer kaynakları ise Yüksek İdare Mahkemesi Yasası, İyi İdare Yasası ve Yüksek İdare Mahkemesi Tüzüğü'dür. Kendi özel yasası ile kurulan ve genel idari yapılanma içinde yer almayan bazı kamu tüzel kişileriyle belediyeler aleyhine açılan davalar hariç hemen hemen tüm idari davalarda idare Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başsavcılığı vasıtasıyla dava edilmekte ve idareyi başsavcının tayin ettiği savcılar müdafaa etmektedir. Bunun istisnası başsavcının gerekli gördüğü hallerde resmi gazetede yayınlayacağı bir emirname ile bakanlıkların veya diğer kamu kuruluşlarının taraf olduğu davalarda idarenin başka bir avukat tarafından temsil edilmesine yetki vermesidir. Başsavcı anayasadan kaynaklanan bu yetkisini genellikle idarenin başsavcılıktan talep ettiği hukuki görüşün aksine hareket ettiği durumlarda, hallerde kullanmaktadır. İdari davan dosyalandıktan sonra geçirdiği sürece bakacak olursak, davalar, layihalar tamamlanıp da duruşma aşamasına gelininceye değin, Yüksek İdare Mahkemesi üyeleri tarafından görülmekte, bu süreçte yürütmenin durdurulması gibi ara müracaatlar üye yargıçlar tarafından karara bağlanmakta, layihaların tamamlanmasını ve meseleyle ilgili evrakın taraflar arasında teyit edilmesini müteakip, duruşma aşamasına gelen dava, üç yargıçlı heyetin huzuruna gelmektedir. İdare Mahkemesi'nin tek yargıç olarak oturum yapan mahkemesinde ise davanın açılmasından neticelenmesine değin tüm süreç ilgili yargıç tarafından tamamlanmaktadır. Bu şekilde görev yapan tek yargıç ve Yüksek İdare Mahkemesi heyeti olmak üzere idare davalarını gören yargıç sayısı 4'tür. Toplam yüksek mahkeme yargıç sayısının mahkeme başkanı dahi 8 olduğu düşünüldüğü zaman nasıl bir dava yoğunluğu olduğu sanırım anlaşılabilecektir. Bu yoğunluğun giderilmesine yardımcı olacağı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yargısına katkı koyacağı düşüncesiyle yüksek mahkeme yargı sayısının 8'den en fazla 16'ya kadar çıkarılmasını artırılmasını gören anayasa değişikliği 2020 yılında halkımızın takdirine sunulmuş ancak %50.13 hayır oyuyla referandumda kabul edilmemiştir. Ülkemiz idari yargısında gerek duruşma gerekse duruşma safhasına gelininceye değin geçen sürecin tamamı fiilen mahkeme huzurunda gerçekleşmekte. Sadece evrak üzerinden inceleme yapılması suretiyle herhangi bir karar verilmemektedir. Mahkemeye yapılan müracaatlar yazılı olarak yapılmakla birlikte her bir müracaatın veya davanın görüşüleceği tarihte tarafların veya avukat ve savcının mahkemede hazır bulunması gerekmektedir. Bu noktada zihinlerde daha iyi yerleşmesi için Yüksek İdare Mahkemesi'nde yapılan yürütmenin durdurulması müracaatlarının ve davaların nasıl dinlendiğine dair kısa örnekler vermeye gerekli görmekteyim. Bu örnekler ülkemiz idari yargılamasına dair usulün Anglo-Sakson ve kontinental hukuk sisteminin bir karışımı olduğunda daha iyi anlaşılmasına katkı yapacaktır diye düşünmekteyim. Bilindiği üzere yürütmenin durdurulması müracaatları iptal davasında elde edilmesi hedeflenen hukuki çarenin dava görüşünceye değin anlamını yitirmemesini sağlamaya yönelik davayı esastan sonuçlandırmayan müracaatlardır. Bu müracaatların karşılık bulabilmesi için ön koşul olarak anayasa gereği hak düşürücü süre olan 75 gün içerisinde açılmış bir iptal davasının bulunması ve davacının meşru menfaatinin dava konusu idari karardan olumsuz surette etkileniyor olması gerekliliği mevcuttur. Bu koşullar hali hazırda idari bir davanın ön koşulları olduğundan ancak bu iki kriteri tatmin eden davanın ciddi bir dava olduğu kabul edilebilmektedir. Süre ve meşru menfaate ilişkin ön koşulları tatmin eden bir davacının lehine bir yürütmenin durdurulması emri temin edebilmek için aynı zamanda iddialarında haklı olduğuna dair belirtiler bulunduğu, talep edilen emrin verilmemesi halinde telafisi imkansız bir durum doğacağı veya geriye dönüşü çok zor bir durumla karşılaşacağı hususlarında mahkemeyi ikna etmesi gerekmektedir. İşte davacı bu unsurların mevcudiyetine dair izahatını yaptığı bir yemin varakasıyla birlikte yürütmenin durdurulması için mahkemeye esas davasının altında bir dilekçe dosyalar. Bu dilekçe genellikle tek taraflı yani davanın gıyabında dosyalanır. Mahkeme yürütmenin durdurulması müracaatının dinleneceği tarih ve saati davacının bilgisine getirir. Yürütmenin durdurulması müracaatı durumun çok acil olduğu hallerde dosyalandığı gün dahi mahkeme tarafından ele alınabilir. Bu gibi çok acil haller haricinde genellikle dosyalama tarihinden en fazla 3 gün sonrasına duruşma günü verilir. Ülkemiz mevzuatında ara emir olarak da ifade edilen yürütmenin durdurulması müracaatında davacı ve varsa diğer tanıklara hazır bulunup şahadet sunarlar, delillerini mahkemeye ibraz ederler.
Bu noktadaki duruşmaya müteakip mahkeme meselenin esasına girmeden davanın adilane bir şekilde karara bağlanması için uygun gördüğü emirleri geçici olarak verebilir. Yapılan müracaatı tamamen veya kısmen reddedip iptal edebilir veya karşı tarafa da söz hakkı verildikten sonra meselenin karara bağlanmasının daha uygun olacağı kanaatine varırsa müracaatın davalıya tebliğ edilmesine emir verebilir. Davalıya yapılan tebligatı müteakip davalı veya emirden etkilenen ve bu sebeple davaya dahil edilen ilgili şahıs veya şahıslar yürütmenin durdurulması müracaatına itiraz etmek isterlerse itiraz gerekçelerinin yer aldığı yemin varakası ile birlikte itiraz ihbarnamelerini dosyalarlar ve yapılan duruşma neticesi mahkeme talep edilen emrin dava sonuna değin yürürlükte kalacak şekilde verilmesine veya tam tersine iptal edilmesine karar verebilir. Tüm bu duruşma süreci mahkemede tarafların tanıklarının dinlenmesi ve karşı taraflarca da istintak edilmesi usulüne bağlı olarak cereyan eder. Gerek yasa gereği tek yargıçtan oluşan idare mahkemesinin yetkisine giren, gerekse yüksek idare mahkemesinin üye yargıçlarının birinin önünde cereyan eden yürütmenin durdurulması müracaatının kararından şikayetçi olan tarafın karar aleyhine üç yargıçlı yüksek idare mahkemesine istinaf etme hakkı bulunmaktadır. Elbette ki üç yargıçlı heyetin üye yargıcının kararından yapılan istinafta kararı istinaf edilen yargıç oturmamakta, yüksek mahkemeden başka bir yargıç bu maksatla görevlendirilmektedir. İstinaf neticesi tek yargıcın verdiği karar onaylanabilir, tamamen veya kısmen iptal edilebilir veya yeniden yargılama, retrial yapılması için tek yargıçlı mahkemeye iade edilebilir. Hemen kısa bir not olarak yargılama sistemimizde alt mahkemelerin verdiği kararda direnme gibi bir usulün bulunmadığını hatırlatmak istiyorum. İdare Mahkemesi'nde açılabilecek dava çeşitlerine değinmenin de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İdari Yargısı'nın tanıtılmasına katkı sağlayacağını düşünmekteyim. Bu noktada idari karar, işlem veya ihmaller aleyhine açılabilecek davalara ilişkin açıklama yapmadan önce tersten giderek Türkiye Cumhuriyeti'nden farklı olarak idari yargı sistemimizde tam yargı davasının olmadığını belirtmekle konuya giriş yapmayı uygun bulmaktayım. Yeri gelmişken yine bir parantez açıp, bölge idare mahkemelerinin kurulması ve tam yargı davalarının sisteme entegre edilmesinde dahil olduğu bazı değişiklikler için 2014 yılında anayasa tadilatı yapılmak istendiğini ancak halk iradesinin bu değişikliğin reddedilmesinden yana tezahür ettiğini de eklemek isterim. İdari bir işlem veya idari bir ihmalden dolayı zarar gören bir kişi öncelikle Yüksek İdare Mahkemesi'nde bir iptal veya ihmalin sonlandırılması davası açmak zorundadır. Ancak bu şekilde açtığı davada başarılı olan bir davacı, bilahare bizim sistemimizde kaza mahkemesi olarak anılan adliye mahkemelerinde idare aleyhine sivil bir tazminat davası açabilmektedir. İçtihadımızda da idari işlem karar veya ihmalden kaynaklanan zarar ziyanın tazmin edilmesi konusunda öncelikle iptal veya yerine göre ihmalin sonlandırılması davası açılmadan adli mahkemelerde açılan davaların reddedilmesi gerektiği prensip olarak yerleşmiştir. Az önce de ifade ettiklerimden anlaşılacağı üzere idari yargılama usulümüzde iptal davası ve ihmalin sonlandırılması davası olmak üzere temelde iki tip idari dava şekli mevcut olup bu düzenleme doğrudan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasası'ndan kaynaklanmaktadır. Anayasanın 152. maddesinden de görüleceği üzere Yüksek İdare Mahkemesi'nin hukuka aykırı olduğunu saptadığı idari işlem veya ihmal dolayısıyla zarar gören kişinin adli yargıya tazminat için müracaat etmeden önce idareye başvurup zararının giderilmesini talep etmesi gerekmektedir. Sunumumun başında da ifade ettiğim üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde idari yargı anlamında Anglo-Sakson hukuk sistemiyle kontinental hukuk sisteminin karması olan melez bir sistem uygulanmaktadır. İdari yargılamanın temel amaç ve işleminin idarenin hukuka aykırı idari işlem ve ihmallerini ortadan kaldırmak suretiyle anayasada ifadesini bulan hukuk devleti ilkesini gerçekleştirmek olduğu düşünüldüğü zaman idare mahkemesinin fonksiyonu haliyle Anglo-Sakson sistemdeki mahkemenin taraflar arasındaki ihtilafın çözümünde hakemlik yapmaktan öteye taşınmaktadır. Bu açıdan taraflar arasındaki ihtilafın çözümünde kontinental sistemdeki yargıca nazaran daha pasif bir rol üstlenen Anglo-Sakson yargıç, Yüksek İdare Mahkemesi'nde bireysel hukuki ihtilaftan farklı olarak idarenin denetlenmesi ve hukuka aykırı eylem ve işlemlerin hukuk aleminden silinmesi görevini üstlendiğinden kontinental sistemdeki yargıca daha yakın bir pozisyona girmektedir. İdari yargılama usulünün düzenlendiği Yüksek İdare Mahkemesi tüzüğünde yer alan mahkemenin resen bilirkişi tayin etmesi ve tanık celbetmesine dair düzenleme, resen tahkik ilkesi ve bu kapsamda Yüksek İdare Mahkemesi'nin kontinental sistemdeki mahkemeye yakınlaştığı noktaya örnek olarak gösterilebilir. Ancak yine de ülkemiz idari yargısında resen tahkik ilkesi çok sınırlı olarak uygulanmakta.
temelde çekişmeli yargılama usulü uygulandığından ve tüm bu yargılama faaliyeti tarafların tanıklarının mahkeme huzurunda dinletmesi karşılıklı olarak istintak yapılması esasına dayandığından tarafları temsil eden savcı ve avukatlar idari yargılamada asli bir görev almaktadırlar. Tebliğimin içerisinde mandamus davasına da çok kısa olarak değinmiştim. Ancak sayın meslektaşım bu hususta açıklamalar yaptığından kıymetli zamanınızı daha fazla almamak için bu kısmı geçiyorum. Sonuç olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde mevzuat anlamında sınırlı bir kaynağı bulunan idari yargının içtihatlarla sürekli gelişen, bu anlamda Türkiye Cumhuriyeti Danıştay kararlarından ve Türkiye Cumhuriyeti otoritelerinin görüşlerinden etkilenen dinamik bir yapıya sahip, nispeten genç ve gelişmeye açık bir alana sahip olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır diye düşünmekteyim. Dinlediğiniz için teşekkür eder. Türkiye Cumhuriyeti Danıştay'ının 154. kuruluş yıl dönümünü bu vesileyle bir kez daha tebrik eder. Yargının ışığının geleceğimizi aydınlatmaya devam etmesi dileklerimle saygılar sunarım. Sayın Kusar'a da teşekkür ediyorum. Teşekkürler Sayın Başkan. Sayın Başkanım, kıymetli katılımcılar, böylece konuşmacılarımızın tamamı tebliğlerini sunmuş oldular. Bilgi birikimleri ve tecrübelerini bizlerle paylaştılar. Her birine ayrı ayrı tekrardan şükranlarımı sunuyorum. Türk Devleti Teşkilatı'na üye devletlerin yargı mensuplarıyla bir arada bulunmak ve yargısal tecrübelerine vakıf olabilmek, Danıştayımızın kuruluşunun 154. seneyi devriyesini idrak ettiğimiz bugünü anlamlı kılan diğer bir husustur. Umarım ki Türk devletleri arasındaki kardeşlik bağının yargısal faaliyetler alanına da teşmili anlamında önemli bir adım niteliğinde bulunan bu sempozyum, idari yargı alanında ileride yapılacak çalışmaların başlangıcı olur. Programımız kapsamında şimdi soru ve cevap kısmına geçiyorum. Programımızı tabii biraz açtık. Sorusu olan varsa soruları alalım. Soru sormak isteyen. Peki, buyurun. Mikrofonu uzatalım. Efendim, Metin Kahraman ben, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Başkanı. Evet. Öncelikle Danıştayımızın 154. kuruluş yıl dönümü ve İdari Yargı Günü'nü tebrik ediyorum. Çok verimli bir sempozyum da izledik dün ve bugün. Ben şu hususa dikkat çekmek istiyorum. 2576 sayılı kanun 3C maddesine göre malumunuz olduğu üzere Başkanlar Kurulu'na yapılan başvuru üzerine kararlar arasındaki aykırılık nedeniyle Danıştay İdari Dava Daire Genel Kurulu'na başvuru yapılıyor. Vatandaş aleyhine bir karar verildiğinde başka bir bölge idare mahkemesi kararı bulduğunda büyük bir sevinçle gelip Başkanlar Kurulu'na müracaat ediyor. Biz de kendilerini haklı bulup Danıştay İdari Dava Daire Genel Kurulu gündemine taşıyoruz bunu. Ancak Danıştay diyelim ki onun lehine bir kararı verdiği takdirde ilgili davacı bundan yararlanmıyor. Yani davacıya hiçbir yarar sağlanmıyor. Ondan sonraki davalarda veyahut derdest olan davalarda Danıştay Bölge İdare Mahkemesi ilgili dairesi bunu göz önünde bulundurup karar verme imkanını elde ediyor. Vatandaş bunu kendisine bir hak sağlamadığının farkında değil, büyük bir istekle hakkına kavuşacağı düşüncesiyle bu yola müracaat ediyor. Ancak kendisine hiçbir fayda sağlamıyor. Hani bildiğiniz gibi bir söz vardır, kanun koyucu abesle iştigal etmez. Yani bunu tabii ki geleceğe dönük olarak bir fayda sağlıyor bir başka diğerlerine. Ama davacıya da ilgili başvurucuya da fayda sağlaması gerektiği kanaatindeyim. Dolayısıyla bu konuda yani çözüm olarak da aklımıza şu geliyor. Bunu yargılamanın yenilenmesi sebebi olarak kabul edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Selami Demirkol Hocam ve Aydın Hocam bu konuda fikirlerini almak isterim. Teşekkür ediyorum. Buyurun. Buyurun Selami. Başkanım bu sorunuz aslında bir tebliğ konusu. Yani oldukça önemli. Benim slaytlarımda da vardı. Mahkemeler etkili ve sonuç alınabilir çözümler üretmeli. Ben halihazırda bölge idara mahkemelerinin kararları arasındaki aykırılıkların giderilmesi müessesesinin kanunda yazılı haliyle etkili ve sonuç alınabilir bir müessese olmadığı düşüncesindeyim. Dediğiniz çok doğru.
halihazırda burada yani yüksek yargı Sayın Başkanımız, bence bunlar not olarak alınıp kanun koyucunun bununla ilgili çalışma yapması konusunda iletilmesi gerektiği düşüncesindeyim. Çünkü vatandaş gerçekten bizden bunu bekliyor. Yargılanan yenilenmesi sebebi sayılabilir mi? Elbette sayılabilir. 53. maddedeki belirtilmiş olan hususlardan birisi de bu olmalı diye düşünürüm. Ha, bunu yazmasa da yargıç bunu kendisi zaten yorumlarıyla yapabilmeli diye düşünüyorum. Peki, teşekkür ederim. Buyurun Aydın. Efendim, benzer bir şey kanun yararında temizde de 51. maddede de açık kanun hükmü bu şekilde öngörüyor ama zannediyorum kanun yararında temizde uygulanıyor, davacı lehine uygulanıyor. Esasında bunda da bu kararın uygulanmasına nasıl bir engel var? Evet. Uygulanamıyor şu anda. Evet, uygulanmıyormuş. O zaman evet. Bir yasa değişikliğine ihtiyaç var ama evet. Benim yani bildiğim örneklerde kanun yararına temizde şey var ama neyse bu konuda evet. Tabii peki. Uzmanların önünde fazla bir şey iddia etmemem lazım. Peki. Haklısınız, önemli bir çelişki. Evet. Bitti mi Aydın Hocam? Peki, teşekkür ediyorum. Evet Sayın Başkanım, kıymetli konuklar, tabii aslında bu müessese yani bölgelere, mahkemeleri, daireler arasındaki aykırılıkların giderilmesi müessesesi çok önemli bir müessese ve etkin bir müessese olarak aslında öngörülmüş bir yol. Tabii ki burada kanun koyucunun tercihi bu yönde. Yani kanun koyucu buradaki tercihini bu yönde kullanıyor. Tabii bunun da temel bazı dayandığı gerekçeler var. Her şeyden önce birleştirilmesi istenen, aykırılığın giderilmesi istenen kararlar, kesin kararlar, kesinleşmiş kararlar önümüze geliyor. Aslında biz de heyetimizde bunu tartıştık, İdare Dava Daire Kurulu olarak. Hani acaba biz bu kanunu hani gelen uyuşmazlıkla etki edebilecek şekilde yorumlayabilir miyiz? Ama öyle bir sonuca varamadık. Yani kanunun gerek lafı gerek ruhu, yani bu kararları referans karar olarak ileriye dönük öngörmüş. Fakat kanunda yine başka yönden de bir eksiklik daha var. Örneğin bazı uyuşmazlıklar hem vergiyle ilgili olur hem idareyle ilgili oluyor. Yani idari dairelerle ilgili oluyor. Dolayısıyla bunlarda da aynı konuda iki kurulumuzun, hani vergi dava daire kurulumuzun ve idare dava daire kurulumuzun farklı farklı karar verme riski var şu haliyle. Bu yönden de bir eksiklik var. Tabii ki bu kanun yeni çıktı. Yani bunlar telafi edilebilir veya geliştirilebilir. Ama bu kararların ileriye dönük referans karar olma niteliği kanun koyucunun bir tercihi olarak gözüküyor. Evet, teşekkür ederim. Başka söz olmasa buyurun. Mikrofonu uzatalım lütfen. Çok sağ olun, saygılar sunuyorum. 950 Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Oğuz Sancaktar. Evet. Bu konuyla alakalı şöyle bir ekleme yapmak istiyorum izninizle. Böyle bir durumda belki Anayasa Mahkemesi devreye sokulabilir. Yani iç başvuru yolu tüketildikten bu idari yargı anlamında belki Anayasa Mahkemesi burada bir hak ihlali tespit ederse somut olay açısından. Konu o şekilde Hakim Bey tekrar yargılamanın yenilenmesi sebebi oluşturabilir. Evet. Tabii burada şunu atlamamak gerekiyor. Anayasa Mahkemesi'ne 30 gün içerisinde başvuruluyor. Yani orada bir hak düşürücü süre var. Dolayısıyla şeye gittiği zaman incelemeye yani Danıştay'a bu 30 günlük sürede de bir durması belki yani aksi takdirde süre aşımından çünkü Anayasa Mahkemesi başvuru süresini o zaman Danıştay'daki karardan itibaren hani başlatmak önem arz edebilir. Hakikaten kanuna baktığımız zaman kanun yoldan tüketilmesi değil de başvuru diyor. Yani onu içtihat yoluyla belki o şekilde başlatabiliriz.
Bunu bir ek bilgi olarak sunmak istedim. Peki, teşekkür ediyorum. Peki. Başka soru sormak isteyen var mı? Evet. Başka sorusu olan yok herhalde. Var mı? Peki, buyurun oraya Mehmet Ali Ceren Bey'e uzatalım mikrofonu. Mehmet Ali Ceren, 6. Daire üyesi. Sayın Başkanım, ben de küçük bir katkı yapmak istiyorum bu konuda, görüşümü evet. söyleme anlamında. Şimdi yargılamanın yenilenmesi kurumuyla içtihadın birleştirilmesi çerçevesinde konuyu değerlendirmek lazım. Yani bana göre bu tartıştığımız konu yargılamanın yenilenmesi çerçevesinde değil, farklı içtihatların birleştirilmesi anlamında, tabii klasik anlamda bizim anladığımız içtihadın birleştirilmesi değil. Danıştay'ın evet. işte uyguladı ama ona benziyor. Sonuçta bir kanun yolu olarak bu yargılanmanın yenilmesi yolunun açılmasının ben doğru olduğunu düşünmüyorum. Nasıl ki içtihadın birleştirilmesinde farklı içtihatların bir şekilde ileriye yönelik olarak giderilmesi hedefleniyorsa, burada da önceki kanun yolları tüketildikten sonra mevcut içtihat farklılıklarının bir şekilde giderilmesi hedeflendiği için, yani bunu sanki içtihadın birleştirilmesi kurumu şeklinde değerlendirmek lazım. Aksi halde yani yeni bir kanun yolu ihdas edilmesi sonucunu doğurur. Yani yargılanmanın yenilmesi yolunun açılması. Yani bunun da sağlıklı bir yol olduğunu ben düşünmüyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum ben de. Evet, başka soru sormak isteyen yok herhalde. Evet, buyurun, arkada bir soru var. Bunu son soru olarak alalım. Buyurun. Merhaba, ben Hakim Adayı Esma Nur Yüksel. Adli yargıda hak düşürücü süre ve zaman aşma süreleri daha geniş olmasına rağmen idari yargıda dava açma sürelerinin bu kadar daha sınırlı olmasının mahkeme erişim hakkı ve adil yargılanma hakkı kapsamında doktrinsel bir çalışma var mı? Bunu sormak istiyorum ben. Evet, sorunuzu kime yönelttiniz? Her iki profesörümüze de yönelttim. Peki. Buyurun. Evet efendim, adil yargılanma hakkı ve mahkemeye erişim hakkı bunun altındaki başlık olarak yapılmış çalışmalar var, doktora tezi var. Hanımefendinin ismini şimdi hatırlayacağım ama bir yüksek lisans bir de doktora tezi basılmış olarak var efendim bu konuda. Sebebini tartışan ve mahkeme erişim hakkını engelleyip engellemediğini değerlendiren, bir yandan idari işlemlerin sürekli iptal edilebilir olmaması değeriyle idari işlemlerin hukuka aykırı olanlarının dava yolunun daha makul olması gereklerinin mahkemeye erişim hakkı çerçevesinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları çerçevesinde değerlendiren iki tez var efendim. Peki, teşekkür ederim. Aynen. Buyurun. Şimdi hakim adayısın, daha işin başındasın, çok güzel soru soruyorsun. Tebrik ediyorum. Şimdi bu yasa koyucunun iradesi şüphesiz bizim ülkemizin. Yani bizim ülkemizin mahkemeye erişim, adil yargılama, makul sürede yargılama gibi meselelerine dair söz söyleyebilen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kendisine başvuruyu 6 aydan 4 aya düşürdü. Ha, demek ki bu tamamen takdir marjı ile ilgili ulus yargı makamlarının kendisi öyle yapıyor. Bize de bu konuda yani sürelerin böyle idari yargı için kısa olmasının kamu düzeniyle ilgili bir konu olduğu için bence böyle olmasında fayda var. Mesele yorumlamadır zaten. O süreyi hak düşürücü olarak değerlendirmeden yargıcın orada kendi varlığını hissettirip uyuşmazlığı ona göre esas eşiğinden içeri almaması bence bu önemli. Evet, çalışmalar var. Hocamız zaten söyledi. Sen de faydalanırsın. Peki, teşekkür ediyorum Sayın Selam Bey. Evet, oturumumuz burada sona ermiştir. Bu sempozyumun hazırlanmasında emeğe geçen herkese teşekkür ederim. Saygı ve selamlarımla oturumu kapatıyorum.